Şu yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugünkü ilk konuğum gastroenteroloji ve iç hastalıkları uzmanı doçent doktor Serdar Durak hocamız hoş geldiniz nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Gayet iyi hocam teşekkür ediyoruz. Gastroenterologlar hangi organların hastalıklarıyla ilgilenir? Az sonra konuşacağız. Kanser genetik bir hastalık mıdır? Kanser taraması nedir? Kimlere yapılmalıdır? Hepsini detaylı şekilde konuşuyor olacağız. Mutfağımızda şef Sandra Öz var. Günaydın. Günaydınlar Nasılsın? çok mersi siz. Gayet iyiyim çok çok teşekkür ediyorum. Ne yapıyoruz bugün? Bugün ne yapıyoruz? Böyle kuru üzümlü, cevizli, glutensiz bir ekmeğimiz var. Onun yanında kabaklı, kuru fasulyeli, fırında pişmiş bütün bir karnabaharımız var. Çok güzel iki lezzetimiz var. Ardından da Doktor Ümit Aktaş hocamız bizlerle beraber olacak. Hem görüntülü sorular hem sosyal medyadan sizlerden gelen ve gelecek olan tüm soruları bu stüdyoda yayınlıyor, yanıtlıyor olacak. Ama ondan önce bir başlayalım. Gastroenterologlar hangi organların hastalıklarıyla ilgileniyorlar? Biz aynı zamanda iç hastalıkları uzmanıyız da bütüncül bir bakış açısının yanında daha sonra bir yandır olarak gastroenteroloji, gastroenterolog oluyoruz. Gastroenterologlar daha çok yani kabaca söylersek bir gıdayı yuttuğumuz andan itibaren başlayarak dışkı olarak çıktığı ana kadar olan süreçteki bütün organları Organlarla. inceleyen kabaca söylersek bir bilim dalı bu organları hangi isterseniz yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, pankreas, safra kesesi ve yolu ve tabii ki karaciğer bizim ilgilendiğimiz hastalıklar. Bu organlarla ilgili hastalıkların ama enfektif dediğimiz mikrobik hastalıkları olsun ama otoimmün dediğimiz bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıkları olsun ama da mekanik hastalıklar bunlar da kas hastalıkları ya da kanserler bunlar bizim teşhis ve tedavisini yaptığımız Hastalıklar Tabii bunda da sıklıkla endoskopi ve kolonoskopik işlemleri Hı. de kullanıyoruz. E, endoskopi ve kolonoskopi az sonra mutlaka konuşalım. Bu konuyla da ilgili çok sık soru alıyoruz. E, ama şöyle başlayalım isterseniz. Kanser. Kanser genetik bir hastalık mıdır? Hep şey diye korkuluyor işte ailede varsa sadece anne babaya teyze halaya bakmak yetmez. İşte kaç yedimize kadar bakmamız gerekiyor? Ne kadar geriye gitmemiz gerekiyor? Bizim üzerindeki etkileri yüzde kaç oranında diye. Şöyle genetik faktörler tabii ki kolaylaştırıcı bir etmen kanser gibi tek başına değil, bazı gen mutasyonları var aslında. Bunlarda kanser gelişimi neredeyse yüzde yüze yakın olan genler var. Fakat bunun dışında kolaylaştırıcı. Eğer ki ailemizde birinci derecemizde akrabalarımızda bir kanser geliştiyse, burada kanser gelişimi riskimiz tabii ki artıyor. Bu konuda özellikle taramalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. E, kanser görünme yaşıyla ilgili bir düşüş. Var mı? Ya şöyle tabii ki endoskopik işlemlere ulaşımın da kolaylaşmasıyla birlikte ve onun dışında da beslenmemizin de bozulmasıyla daha çok kanser görülme yaşı gittikçe hem düşüyor hem de görülme sıklığı da atıyor. artıyor. Yani önceden biz 50'li yaşlarda kanser gördüğümüz derken derken şu an 20'li 30'lu yaşlarda da mide bağırsak kanserine çok sık olarak rastlayabiliyoruz. Şimdi hep konuşuyoruz erken teşhis diye. Şimdi hele ki böyle bir dönemde erken teşhisin öneminden, kanserde erken teşhisin öneminden bahsetmemek olmaz. Nedir erken teşhis? Erken teşhis kanseri erken evrelerde yakalamak ya da daha kanser gelişmeden bunun önüne geçmek. Ee, hani e, bunu erken teşhisin önemini ancak başına gelenler bilir. Yani bu erken teşhis olarak ya ailesinde bir erken evet. teşhis yakalan, ben kendi annemde de aynı şekilde yaşamıştık. Bunun önemi çok farklı. E, çünkü... E, yani ileri evrelerde yaşam süresi zaten çok kısalıyor. Erken evrelerde yakaladığımızda mesela bir midede ya da bağırsakta ya da yemek borusundaki kanserlerde biz gastroenteroloji hekimleri olarak bunu endoskopik olarak bile çok büyük tümörleri bile çıkarabiliyoruz yeri geldiğinde. Bunun dışında tabii ki ameliyatlı aşamalarda yakaladığımızda hastamızın yaşam süresi uzuyor erken teşhis koyduğumuzda ve buna bağlı olarak da yani yoğun bir kemoterapi süreci bile almadan hastalarımız tam kür, tam şifaya kavuşabiliyorlar. Peki kanser taraması nedir hocam? Yine kanser taraması da yani aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği 3 tane kanser taraması var. Meme, rahim kanseri taraması ve biri de tabii kolorektal, bağırsak, kalın bağırsak kanserleri. Biz normalde bu bizim kanser taramasını Sağlık Bakanlığımızda yürüttüğü bir uygulamamız var. Aile hekimlerimizin aracılığıyla, onların marifetiyle yürüttüğü bir uygulamamız var. bu kanser taramasında daha çok çok erken evrelerde kanseri tespit edebiliyoruz. mesela bu mide için rutin bir taramamız yok aslında. Daha önceden endoskopi yapılan hastalarda belli bulgular varsa, hücre değişimleri varsa onlara 2-3 yılda bir endoskopik bir hmm. kontrol tarama öneriyoruz yani ama Yani hangi kanser türleri için geçerli bu tarama tam e yani daha çok yani önerilen meme, rahim ve kolonla ilgili biz bağırsak kanserinde de yine rutin önerilen tarama olarak normalde bu 50 yaştı 45 yaşa düştü. 45 yaşından sonra hiçbir şikayetiniz olmasa bile 10 yılda bir kolonoskopi yaptırmak gerekiyor. Onun harici gene aile hekimlerimizle hmm. de 50 yaşından sonra 2 yılda bir gaytada gizli kan dediğimiz dışkıda bir kan olup olmadığına bakılıyor. Eğer müspet bir bulgu olursa Hastalarımız bizlere kolonoskopi işlemi yaptırmak için geliyorlar. Ama normalde hiçbir şikayet olmasa bile e, kolonoskopi 45 yaşından sonra hem bizim Türk Gastroenteroloji Derneğimizin önerdiği, önerdiği hem, hem de Avrupa ve Amerika kılavuzlarında da bu şekilde öneriliyor tarama işlemleri. E ailede kanser öyküsü olanlar bu tarama işlemlerini ne sıklıkla yaptırması yani veya şöyle, kaç yaşında itibaren yaptırması gerekiyor? Şöyle aslında bunun e, hani bizim alanımız dışı rutin bir tarama önerisi şu şekilde. Tabii ki hani rutin bir tarama önerisi yoksa mesela kolunda var 45 yaş deniliyor. Birinci derece akrabalarda bir kanser görüldüğünde 10 yaş geriden başlayarak tanama öneriyoruz. Mesela anneniz 45 yaşında bir mide, mide kanseri olduğunda 35 yaşından itibaren bu taramaların yapılması öneriliyor. Bu genel bir kural tabii ki bizim için de geçerli. Sindirim sisteminde görülen kanserler kaç yaşında görmeye başlıyorsunuz? İleri yaşlarda tabii ki artıyor. 50 tabii. yaşlardan sonra görülme sıklığı artıyor ama artık yaş diye bir şey kalmadı diyebilirim. Yani hmm. çok genç yaşlarda 20li, yani yetişkin bir insan tabii ki görülme sıklığı bir ileri yaşlı insana, yaşlı insana göre tabii ki daha düşük ama 20 ile 30'lu yaşlarda sıklıkla bağırsak, mide, yemek borusu kanserleri görebiliyoruz. Ee, sinirim sisteminde görülen kanserlerin bir belirtisi var mı peki hocam? Ya aslında Kendi çok geniş bir evet belirti ağı var ama en hani böyle gümbür gümbür kanserim diye bağıran, diye bağıran e, semptomlar nedir? Mesela yemek borusu için e, yutma güçlükleri. Bizim e, yani bir acil aslında endoskopik işlem e, gerektiren e, bir belirti. e, belirtidir. Bunun dışında kanlı kusma yine aynı şekilde mide ve yemek borusu kanserleri için geçerlidir. Kanlı dışkılama, anormal kilo kaybı, geçmeyen karın ağrıları, kronik kabızlıklar, uzun süredir devam eden kabızlıklar, ilaçlara yanıtsız, mide koruyuculara yanıtsız mide ağrıları. Bunlar da bir de tabii ki kansızlık, yani kan değerlerinde düşüş. Bu yani şunu da şöyle hmm. özetliyoruz: Menopoz dönemindeki kadınlarda ya da erkeklerde herhangi bir yaşta kansızlık olması durumunda hmm. mutlaka endoskopi ve kolonoskopi ile tarama öneriyoruz. Öneriyorsunuz. Peki kanserin türüne göre tedavi yöntemleri değişiyor Tabii mu? Tabii ki değişiyor. Özellikle erken evrelerde yakaladıklarımızda diyorum ya ameliyat bile gereksinimi olmadan hastamız bir uyurken tümörünü çıkartabiliyoruz ya da daha mesela ameliyatlı evrelerde gene tam kür sağlayabiliyoruz. Eğer ki ileri evrelerde ise kemoterapiden başka hmm. seçeneğimiz kalmıyor. Bazen ışın tedavisi de uygulanıyor. Bunları onkoloji hekimlerimizle, gastroenteroloji hekimleri bir araya gelip bunların hani kendi alanımızla ilgili kararını veriyorlar zaten. Kanser riski genetikte olsa da olmasa da bu riski arttıran hangi yanlışları sıklıkla görüyorsunuz? Bu riskleri arttıran faktörler neler oluyor? Şimdi genel olarak bahsedersek bir kere ailede tabii ki kanser evet. öyküsü olması bu riski arttırıyor. İleri yaş, obezite, kilolu olmak kanser riskini arttırıyor. Beslenmemiz çok önemli. Mide kanserleri için konuşacak olursak aşırı tuzlu tüketmek, salamura gıdalar tüketmek, tütsülenmiş gıdaları tüketmek, az meyve sebze tüketmek. Bunlar mesela mide kanseri riskini direkt olarak hmm. arttırıyor. Bağırsak kanseri için de gene aynı şekilde obezite, ileri yaş gibi faktörlerin dışında, ailede kanser öyküsü olmasının dışında yüksek miktarda kırmızı et tüketimi, yüksek yağ içerikli besinler, düşük lifli gıdaları tüketmek bu gibi şeyler bir de bizim kronik hastalıklarımız var. Ülseratif kolit, kron gibi bunlar kanser riskini, sindirim sisteminde görülen kanser risklerini Artıyor. oldukça artırıyor. Şimdi endoskopi ve kolonoskopi hocam konuşalım nedir? Nasıl yapılır? Şimdi aslında endoskopi Galata meşhur olmuş bir kelime. Normalde tüm genel kullanır ama artık biz de kullanıyoruz endoskopiyi. Hani halk arasında mide ve bağırsak incelemesi, yemek borusu için kullandığımız bir işlem. Burada mideyi, yemek borusunu ve ince bağırsakların giriş kısmını bu işlemle inceleyebiliyoruz. Kolonoskopide tüm bağırsakları, kalın bağırsakları ve ince bağırsakların son kısmını inceleyebiliyoruz. Yani mekanizmamız aslında aynı ucunda kamera olan ince bir aletimiz var. Bununla ağız ya da makat yolundan girerek... İçerik sisteminin boşluklarını tüm ayrıntılarıyla görebiliyoruz. Teşhisini gerekirse de tedavimizi aynı anda yapabiliyoruz. İkisi de aynı, aynı şekilde yapılıyor anladığımız kadarıyla. Mantık olarak yani aynı. Giriş, giriş yerleri farklı, farklı e, olabiliyor. E, bu işlemler için nasıl hazırlıklar gerekiyor? Ve işlemler sırasında tabii ki merak ediliyorlar. Fikir olarak tabii çok kötü ama kendim yaptırmış bir insan olarak hiç ne oldu anlaşılamayan, sanki gözümü kırptığım anda olmuş gibi hissettiren bir şey. Acı ağrı var mı diye sorayım merak edenler için. yine de... ee, Şimdi şöyle bir kere hani ağrı acı o evet çok travmatik olan insanlar var ve çok anlatıyor ama artık rutin prosedürümüzde hastalarımızı uyutuyoruz. Hı hı. Bir ameliyathane anestezi gibi değil kesinlikle. Hı hı. E, ama derin bir uykuda oluyor. Hastalarımız uykuya dalıyorlar. Biz başlıyoruz, bittiğinde uyanıyor. Bazen öyle oluyor ki hastalarımızın bu işlemi yaptığına bile inandırmak. Bitti mi? Yapıldı mı? İkisi e, birden oldu mu bir... falan diyorlar. Tabii. Yani hiçbir şekilde ağrı acı o travmatik işlem dönemi bitti. Artık rutine geldi. Hı hı. Sağ olsun, anestezi uzmanlarımızın desteğiyle bize çok konforlu hem bizlere hem de Hastaya. hastalarımıza çok konforlu işlemler sunuyor. Hazırlık olarak da endoskopide de bir 6 saatlik açlık istiyoruz hı hı. genelde. Gece 12'den sonra bir şey içmemesini, oruç gibi oruç tutuyormuş gibi olmasını istiyoruz. Kolonoskopinin hazırlığı biraz meşakkatli. Hastalarımız ondan biraz çekiniyor. Çünkü 3 günlük süren bir diyet gerekiyor. 2 günü biraz daha serbest ama son gün tamamen sıvı, sulu gıdaların tüketilmesi gerektiği bir diyet. Ve bunu da daha önce de bir gün önceden de gene ağızdan bağırsak boşaltıcı ilaçlar ve laman dediğimiz gene makattan uygulanan bağırsak boşaltıcı ilaçlarla uyguluyoruz. Ve hastalarımıza daha konforlu, daha kaliteli bir işlem için bağırsaklarının boşalmasını sağlıyoruz. E, i̇kisinde de aslında aşağı yukarı aynı yerlere bakılıyor ama hangi durumlarda endoskopi, hangi durumlarda kolonoskopi yapılıyor peki? Şimdi şöyle, e, yani tabii ki YouTube, yani daha çok mide ve ince mide ve yemek borusuyla ilgili şikayetlerimizde e, endoskopi yapıyoruz. Diğer bağırsaklarla ilgili şikayetlerde ise e, kalın bağırsaklarla ilgili şikayetlere kolonoskopi yapıyoruz. Peki, e, karaciğer hastalıkları ne kadar yaygın diye birazcık da daha... Karaciğer, karaciğer hastalıkları oluşuyor. günümüzde oldukça yaygınlaşıyor. Özellikle e, beslenmenin de e, beslenme tarzımızın daha sanayi tipi beslenmenin artması, hmm. yüksek kalori içerikli artmayla özellikle karaciğer hastalıkları gittikçe artıyor. Bunların başına da tabii ki karaciğer yağlanması geliyor. Bunun dışında enfektif viral hastalıklarımız var. Hepatit B, C gibi otoimmün hastalıklarımız, bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklarımız var. Karaciğer hastalıklarının görülme sıklığı da gittikçe artıyor. Ee, en yaygın karaciğer hastalığı şu an karaciğer yağlanması mı hocam? Yağlanma da bir ee, hastalık olarak. O yani zaman şu an bu mu? aslında buzdağının gerçekten görünen yüzü bu yağlanma. İleride bizler için hmm. çok daha büyük bir sorun olacak bu. Hmm. Çünkü e, yani bu özellikle bu hepatit B ve C'de tedaviler çıktı. Hepatit C özellikle tamamen artık bir normal grip gibi bir birkaç aylık bir tedaviyle temizlenebiliyor vücuttan. Hepatit B'nin de aynı şekilde bir ilacı var ama yağlanmada henüz net bir kilo verme dışında ya da birkaç ilacın dışında net bir elimizde bir silahımız yok. En önemli silahımız beslenmenin dikkat edilmesi, alkol varsa onun bırakılması hı hı. ve tabii ki kilo verilmesi diyete uyulması. Karaciğer yağlanmasında genetik yatkınlığın bir önemi var mı? Yoksa hayır çağla yediğiniz içtiğiniz. Daha mi? çok yediğimiz içtiğimiz diyet e, en önemli e, yani faktörler bunlar. E, obezite zaten direkt karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. Hı hı. E, yani bunlara sağlıklı beslendiğimiz takdirde karaciğer yağlanması... Önlenebilir e, diyebiliyor muyuz peki? Tamamen önlenebilir. E, zaten şöyle her karaciğer yağlanması siroza dönüşmüyor. Yani bizim korktuğumuz siroza dönüşmesi Sirozun daha çok. Sirozun başlangıç evresi gibi görebiliyor musunuz? Ya? E, göre şöyle eğer ki karaciğer testlerine bir bozukluğa sebep olursa bu. Onu da zaten hı. testlerle onu hastalarımızı kontrole çağırıyoruz belli aralıklarda. O zaman bu yağlanma karaciğere hasar vermeye başlıyor. bir e, Ve bu hasar vermeye başladıktan sonra da hastamız siroza doğru gidebiliyor. Hmm, bile Ki şu gelmezdi. an e, mesela çoğu hastamız bize böyle sirozla geliyorlar. Hiçbir nedeni yok. E, yani hepatit yok. Altta yatan kronik bir bağışıklık sistemli hastalıkları yok. E, bunların çoğunluğu gene yağlanmaya bağlı e, siroz hastalara. Beslenmeyle de ilişkiliyse eğer sadece siroz hastalığı alkol içenlerde görülür diye bir şey yok mu? Tabii kesinlikle yok. En çok zaten alkol çok e, uzun, yani Tabii ki günlük, uzun, çok uzun, uzun süre kullanmak gerekiyor. E, ve hani e, hepatit B, C en yani çok ama şu an bu yağlanmaya bağlı olarak da gittikçe Artan oranda siroz görmeye başlıyoruz. Eklemek istedikleriniz var mı hocam? Teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Doçent doktor Serdar Durak hocamıza. Hocamızı buradan uğurlarken ben minik minik mutfağa doğru geçiş yapıyorum. Ardından da doktor Ümit Aktaş hocamız bizlerle beraber olacak. Evet var. gelelim ilk tarifimize. <laughs> Hangisiyle başlayalım? Hocam ekmekle mi başlasak diye düşündüm ekmekle bir ya. Ekmekle başlayacağım. O pişe dursun böyle fırında. Tamam hadi bakalım. Ne, ne, ne pişiyoruz bugün? Bugün ne pişiriyoruz? Ee, önce kuru üzümlü cevizli ekmeğimi yapacağım. Hadi bakalım. Bir gece önceden ısladığım burada mercimek var. Ee, onu robotta çektim. Onu şöyle bir ekliyorum. Burada da evet. bu arada yoğurt var. Siz herhalde kendiniz yapıyorsunuz diye. Biz sizi çok iyi tanıdığım evet. işte bu arada. <laughs> ben onu Çağla dün mayaladım. Dün böyle ekmeğimin ekşi aromalı olması için Güzel. ekşi yoğurt hazırladım. Evet. Ben bu arada bir şey söyleyeceğim. Ekşi yoğurt demişken. Çok kendine. lezzetli oluyor. Evet. Makinenin şöyle bir özelliği evet. daha var, lezzet sensörü var. Hem hmm. tatlı, hem normal olarak yoğurdu mayalayabiliyorsunuz. Ayrıca ona göre pişirme derecesini süresini de kendi ayarlıyor. Çünkü bazıları ekşi seviyor, bazıları sevmiyor, evet. değil mi? Bir de yani benim çok sevdiğim bir makine zaten evde de kullanıyorum. Biz zaten çok uzun yıllardır yapıyoruz ama bir de probiyotik özelliği var mutlaka. Siz de kullanıyorsunuz. Evet, ben diye de evde kullanıyorum. Hatta kefir yapıyorum, çok oh, lezzetli kefir. oluyor. Ondan böyle sağlıklı tatlılar da yapıyorum. İşte bu çok da, lezzetli gerçekten. oluyor. Tadı var beni kalbimden vuruyor diyebiliriz. Hadi o zaman hazırla da tadımız yerine evet, gelsin. Tamam. Mercimeğimi ekledim, ekşi yoğurdumu ekledim, şöyle hmm. yumurtalarımı ekliyorum. Hmm. Şöyle bir karıştıracağım. Hiç un kullanmadım. Bir gece önceden ısladığım mercimeği robotta çektim. O Çok bir pratik. şekilde o bağlamayı yapıyor mu? Evet ben birazcık şey de ekleyeceğim. Karbonat da ekleyeceğim. Karbonat da ekleyeceğim. Evet da O direkt bağlıyor. Yumurta olduğu için de daha böyle kolay bir şekilde pişiyor. Harika artık ya yani unlar da biraz tarihe karışıyor galiba değil mi? Değil mi? Ha? Böyle daha pratik Vallahi, daha kolay evet, tarifler. Evet. Burada lor peynirim var onu evet. ekledim. İşte kıyılmış böyle maydanozum, dereotum hangi otlar varsa taze otlar onu Hı -hı. ekledim. Hı -hı. Cevizim var ceviz de ekliyorum. Oh mis. Burada böyle siyah zeytinim var. Hı -hı. Onlardan birazcık üstüne koymak için ayırdım. Kuru kekik çok yakışıyor. Ümit Ondan hocamız bekliyorum. da bayılır. Bu ekmeğe kendisi <laughs> Değil biliyorsunuz. Mi? Tayinli ekmeği en güzel yapan insanlardan evet, bir de tanesi. Lezzetli. Bu sürüde ona... kaç kere hocamızı bulup bulup tayinli ekmek yaptırıyor. <laughs> Değil Bayılıyorum. Mi? Çok güzel bir tarif bu arada. Ben de arada yapıyorum onu. Çok evet. lezzetli. Zeytinyağı ekliyorum. Evet. İsterseniz Doktor Ümit Aktaş hocamız da burada alkışlarla davet edelim. Bu kadar andık. Evet. Hocam. Hocam ekmek Yayın. yapılıyor yani. <laughs> Size özel hocam. Bunlar glutensiz, unsuz ekmekler. Bunu Değil ben mi? de yapıyorum. 6 evet. yıldır yapıyorum. Gerçekten evet. mi? Evet. Mercimek ekmeğini ben kırmızı mercimek kullanıyorum. Sandra yeşil kullanmış. Hım. Kırmızı İçerik farklılaşıyor evet. herkesin damak tadına göre. Çok kolay hmm. bir tarif. Bu tıpkı tahin ekmeği gibi. Ben bunlara bekar adam tarifi diyorum. Yani Çünkü... mutfağa hiç girmiyorsa bile çok rahat Yapabilecek burada. bir evet. tarifler İyi olması gerçekten. Şey var? Bir evet. var. Evet. Şimdi evet. burada karbonatım var. Suyla biraz onu böyle aktive ediyorum. Onu da ekleyeceğim. Hmm. Bu kadar aslında bütün tarif. Bu. Çok pratik. Şeyimiz bir hazır. Şekilde ee... Hazır direk karıştırıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyup fırına vereceğim. Evet, Üzerine sefer. biraz susam, kuru soğan ve e Yine. siyah zeytin koyacağım. Daha böyle Hı -hı. hani güzel içindeki dışına da yansısın diye. Hocamızla biraz sohbet edeceğim. Sonrasında kuru fasulye ve humuslu fırında bir karnabahar. var, bütün karnabahar. var. Çok lezzetli bir karnabahar. oluyor o da hazırlayacak. O tarifte kaçırmayın diyorum. Ama hocamı tekrar Buyur. bir hoş geldiniz deyip yerine davet ediyorum ve hemen hızlıca hiç vakit kaybetmeden sizlerden gelen görüntülü sorularla başlıyoruz. Buyurun. Merhaba. Zerdeçal ağrı kesici olarak çalışır mı? Ben ağrılarıma iyi gelir mi? Zerdeçal ağrı kesici gibi çalışır mı? Ağrıları iyi gelir mi hocam? Gayet güzel ve net bir soru Çok olmuş. Çok evet. Zerdeçal bizim aslında bitkilerin altınıdır. Çünkü zerdeçal hakkında en fazla yayın yapılan bitkidir. On binlerce yayın var Zerdeçal hakkında. Evet. Zerdeçal'ın temel özellikleri bir, anti kanserdir. Kanser tedavisi de bizim bir numaralı bitkimizdir. Hı hı. İki, anti romatizmaldir. Yani tüm romatizmal şikayetlerde Zerdeçal'ın anti enflamatuar etkisinden faydalanırız. Dolayısıyla da evet bel ağrımıza iyi gelir. Son derece faydalıdır ağrılarımızı kesmekte. Ve üçüncüsü, vücutta meydana gelen enflamasyonu yok ettiği için depresyon dahil olmak üzere her türlü hastalıkta tonik olarak kullanılabilir. Bu arada iyi tarafı şu, güzel tarafı şu. Zerdeçal karaciğerinize zarar vermez. Tam tersine zerdeçal karaciğer için faydalı bir bitkidir. Çünkü tüm ağrı kesiciler karaciğere zarar verir. Aslında zerdeçal karaciğere zarar, zarar vermeden, vermeden ağrılarınızda, romatizmanızda oldukça güzel etkili bir ilaçtır. Çok güzel. Hemen devam ediyoruz. Buyurun. Hocam merhaba. Hashimoto hastasıyım. Spor yapmam hastalığım için bir engel midir? Hashimoto hastaları spor yapabilir mi? Tam Her tersine yapmalılar. Evet. Tabii tabii. Hashimoto ne yapar? Çoğunlukla hipotiroidi yapar. Kim hmm. zaman hipertiroidi yapar ama çoğunlukla hipotiroidi yapar. Hipotiroidi olan hastada zaten metabolizma yavaşlamıştır. Dolayısıyla bu hastanın spor yapması gereklidir. Sadece Hashimoto hastası için mi? Hayır. Her insanın spor yapması gereklidir. Egzersiz yapması gereklidir. Hareketsiz geçen bir yaşam evet. eziyetten başka bir şey değildir. Bütün hastalıkları davetliye çıkarıyor tabii, değil tabii, mi aynı tabii. zamanda? Ee, önemli bir soru daha geliyor. Buyurun alalım. Hı -hı. Hocam merhabalar. Omega 3 takviyesi alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkürler. Rica ederim var mı? hanımefendi. Çok güzel bir soru gelmesin. sormuş. Buyurun. Şimdi omega 3 çok kıymetli bir yağ bizim için. Aslında biz eskiden gıdalarla omega 3 alırdık ama günümüzde gıdaları bozdukları için de yayılmayan hayvandan, hayvanın ürünlerinden ya da bitkisel ürünlerden biz artık yeterli omega 3 alamıyoruz. Omega 3 takviyesi çok fazla var piyasada fakat maalesef bunların hepsi kaliteli takviyeler değil. Omega 3 takviyesini nasıl seçmeliyim? Çok basit. Kriterleri zaten benim internet sitemde de var. Kitabımda da defalarca yazdım. Çok da anlattım bunu YouTube kanalımızda da var. Burada da tekrar edelim. 1. Seçeceğiniz omega-3 takviyesi mutlaka trigliserit formunda olacak. Etil ester formunda ürünler var piyasada. Sakın bunlara aldanmayın. Etil ester formu insan sağlığı için kullanılamaz. Trigliserit formu olacaksınız. 2. İçindeki EPA ve DHA adını verdiğimiz yağ asitlerin oranı 3 bölü 2 ve katları olacak. Şu anda piyasada bulunan en kıymetli omega 3 yağ asidi 33 bölü 22 oranındadır. Bu ürünleri tercih edebilirsiniz. 3 en önemlilerinden bir tanesi mutlak surette hava geçirmez, sızdırmaz kapsüllerin içinde bulunacak. O yumuşak, soft gel kapsüllerin içinde olmayacak. Çünkü omega 3 havayla temas ettiğinde bozunan bir yağdır. Havayla temasını engellemek için mutlak surette hava geçirmez kapsülleri, sert kapsülleri konulması gerekir. Ve 4. Omega 3'ün en kalitelisi kril yağdır. Kril yağ fosfolipit yapıdadır. Tıpkı damardan ilaç veriyormuşçasına emilir içindeki EPA ve DHA yağ asitleri. En kıymetli omega 3 olarak kril yağ kullanabilirsiniz. Saf kril yağını yerini tutacak hiçbir omega 3 yoktur. Güzel. Bu bilgiden sonra bir diğer soru geliyor. Hı, hı. Hocam merhaba. Zeytinyağın Uzun süre dayanıklılığını sağlamak için ne yapmalıyız? Bugün ne kadar güzel sorular çok. geliyor böyle. <laughs> Harika. Gerçekten öyle. Bu zeytinyağının e, ömrü sorunsalını biraz konuşalım isterseniz. Evet, Normalde konuşalım. de hani e, şişede belki daha az miktarda kullanıyoruz. Çok Hı -hı. uzun süreler tüketenler var ya da çok hızlı tüketenler var. Yani bu süresini uzatmak için bir çabaya girmek ne kadar doğru? Şimdi hem üreticinin yapacağı hem tüketicinin yapacağı şeyler var burada. Hı -hı. Ben aynı zamanda biliyorsunuz bir zeytinyağı üreticisiyim, zeytinyağı çiftçisiyim, zeytin çiftçisiyim, zeytinliğim var. Biz bir kere zeytinyağının daha kaliteli olması için erken asat yaparız, saf sızma yaparız hı hı. ve başka hiçbir şeyle karıştırmayız. O Riviera zeytinyağı denilen yağlar zeytinyağı değildir. değildir. Onu bir kere unuttum. Evet, evet. Saf sızma zeytinyağı olacak birinci kural bu. İki, zeytinyağını sıktıktan hemen sonra, zeytinyağını sıkarken bu arada... O gün topladık 4-5 saat içinde hemen fabrikaya götürüp sıkarız. Öyle hmm. ertesi güne beklemez. Bebekleme. Çünkü o zaman da kötü zeytinyağı elde ediyorsunuz. Hemen sıkmanız gerekiyor. Sıktık, hemen tanklara alırız. Bunlar paslanmaz çelik tanklardır hmm. ve hemen üzerine azot basarız. Bir süre dinlendirmeye bırakırız. Hmm. Azotu niye basıyoruz üzerine? Okside olmasını engellemek için, değil mi? Azotun bizim sağlığımıza bir zararı yok. Biz onun okside olmasını engellemek için azot basıyoruz. Sonra zeytinyağını şişelerken ya da tenekelerken ona uygun ambalajlarda zeytinyağına uygun ambalajlarda tenekelenmesi ya da şişelenmesi gerekli. Bunların da ağzına azot basılması gerekli. Oksidasyonu engellemek için. Bunlar üreticinin yapması gerekenler. Peki ben tüketiciyim. Nasıl daha uzun süre koruyabilirim? En çok yapılan hata şu. Büyük tenekelerde zeytinyağı almayın lütfen. Yani 5 litre, 10 litre, 20 litre zeytinyağı almayın. Hmm. Küçük tenekelerde almaya gayret edin. Azar azar. Gösterir. Ben artık zeytinyağımı ufacık 170 cc'lik tenekelere koyduruyorum. Hmm. Niye? Çünkü bir kere açıldığı zaman Havayla temas etmeye başlıyor. Başlıyor okside olmaya. Başlıyor okside olmaya. Siz bir de ocağın yanına koyduysanız onun bir de ısıyla orada temas ediyor. Hmm. Dolayısıyla çok çabuk bozuluyor. Onun için zeytinyağınızı mümkün olduğu kadar küçük ambalajlarda alın. Açtıktan sonra çabuk tüketin. Tüketicinin yapması gereken en önemli şey bu. Ayrıca bir de zeytinyağınızı karanlık ortamda saklayın. Hmm. Eğer şişedeyse mutlaka dolap içinde dursun. Teneke ise zaten sorun yok. Teneke ışıktan etkilenmeyecek. Siz mutlak surette bunlara dikkat edin. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman zeytinyağının ömrü olabildiğince uzun olur. Fakat zeytinyağının içindeki antoksidanlar, polifenoller gün geçtikçe azalır. Biz örneğin ilaç niyetine zeytinyağı elde ediyoruz. Kuzey Ege'de, evet, Edremit, evet. Ayvalık yöresinde. Ve böyle konuşuyoruz Tabii, ve onunla ilgili. Bizim gömeçteki, burhanedeki zeytinlerimizi sıktığımız zaman ilk sıkımda 800'ün üzerinde polifenol var Çağla. Of. Şöyle anlatayım. Dünyada diyorlar ki iyi zeytinyağı 50'nin üzerinde polifenol içerir. Yüzün üzerindeyse mükemmel zeytinyağıdır. İki hmm. yüzün üzerindeyse bu ilaçtır diyor. Artık bu ilaçtır. Siz buna şurup muamelesi yapın diyor. ve Bizim sekiz yüzün üzerinde polifenolumuz var. Müthiş. Müthiş. Çok acayip Ama zenginlik. Şunu görüyoruz polifenol çok çabuk bozulan antoksidan maddeler. Kalp damar sağlığımız için çok kıymetli. Beyin sağlığımız için çok kıymetli. Zeytinyağı durduğu sürece her ay analizlerle bakıyoruz, her ay azalıyor. Azalıyor, giderek azalıyor. Yani aslında 12 aylık hmm. erken hasat, safsızma, yeni sıkılmış zeytinyağı almalısınız. Ve 12. ayın sonunda tamamlamış, bitirmiş olmalısınız. Her sene yeni hasat almalısınız. Aynen. Uzun süre bekletmemek gerek. Hmm. Yani 12 ayı geçen zeytinyağına iyi zeytinyağı demek hmm. çok doğru yani olmaz. Bir de şişe şişe alıp koymak değil de minik minik şişelerde alıp sıklıkla yenilemek Büyük daha iyi bir kadar. kere açtınız diyelim evet. siz 20 litrelik tenekeyle aldınız. Bunu şişelere boşaltıp tüketiyorsunuz. Yok. Onu tamam. açtığınız anda o okside olmaya başlıyor. Teneke materyaliyle zeytinyağı yan yana geldiği zaman bir şey oluyor mu zamanla? Hani cam daha sağlıklı, koyu renk cam daha sağlıklı diyoruz her zaman ama. Hani da Teneke sanki daha böyle bir, böyle bir metalik bir şey bırakacakmış gibi. Yok. Dünyada da zaten teneke gayet rahat kullanılıyor. Çünkü gıdaya uygun, zeytinyağıyla temasa uygun malzemelerimiz mutlaka, var artık. Mutlaka. Dolayısıyla zeytinyağını aslında en sağlıklı saklama yöntemi teneke. Öyle mi dersiniz? Evet. evet. Peki. Çünkü siz cam şeyi ne kadar koyu renk yaparsanız yapın. Cam şişe ila nihayetinde ışık alıyor. Bir şekilde Eğer kutuda alıyor. bekletmiyorsanız. Hmm. Bir de şöyle bir problem var. Günümüzde artık cam şişe maliyeti Türkiye'de o kadar çok arttı çok. ki şu anda cam şişe maliyeti neredeyse zeytinyağının maliyetine çok. eş değer. E, Vatandaş bir de cam şişeye para verirse nasıl yiyecek o zeytinyağını? Zaten çok pahalandı. Teneke bu anlamda Teneke en son makul derece olanı. güvenilir evet. olabilir. Teneke en makul olanı. Peki. Bir diğer soru geliyor. Hocam merhabalar. Ee, kas ağrılarım var. Magnezyum takviyesi iyi gelir mi? Bilgilendirir misiniz lütfen? Niyetle Tabii ki evet. magnezyum takviyeleri iyi gelir. Bugün dediğim gibi her soruda keyif alıyorum. O kadar müthiş, güzel sorular evet, geliyor müthiş, ki. gerçekten Magnezyum çok önemli bir İzleyicilerimiz mineral. İzleyicilerimiz ya bunlar bizim kesin yani. Bravo. Bu sorular yani olmaz müthiş yani müthiş güzel başka sorular. <gülüyor> <gülüyor> magnezyum çok önemli bir mineral. Magnezyum olmadan sağlıklı yaşamamız mümkün değil. Kalp ritminden beyin sağlığına kadar, hücre duvarındaki elektriksel aktiviteden, kas ağrılarına kadar her yerde önemli. Magnezyum eksikliğinin en önemli belirtisi kas ağrıları. Magnezyum eksikliğinde hmm. kas ağrısı çekersiniz. Hatta o yüzden biz çok spor yapan kişilere her zaman magnezyum veririz. Hmm. Niye? Sporda magnezyum çok harcanır. Bir şey daha var. Diyabet hastası da magnezyum çok harcar. Hmm. Çünkü hücre içine şekerin sokulabilmesi için magnezyum gerekir. Haliyle hasta magnezyumu çok kullanır. Ona da magnezyum takviyesi vermeniz gerekir. Eğer kas ağrılarınız varsa almanız gereken ilk takviye gerçekten magnezyumdur. Peki, hemen bir diğer soru geliyor. Hmm. Hocam merhabalar. Sabahleyin ellerim, ayaklarım şişiyor. Sebebi ne olabilir? Romatizm olabilir mi? Sabahları mı acaba? <laughs> Kendisi o anda sakin olduğu için hissediyor olabilir belki değil mi? Sabahları sabah katılığı dediğimiz bir durum vardır. Sabah katılığı romatizmal durumlarda görülür. Dolayısıyla aslında sabah katılığı romatizmanın bir işaretidir. Hmm. Ve hasta burada üşüme olarak da tarifleyebilir bunu. Bir de bir şey daha var. Diyabet hastalarında bu çok görülür. Nöropatiden hmm. dolayı sinir hasarından dolayı hasta ya yanma tarif eder elinde ayağında ya da üşüme, keçeleşme tarif eder. Hmm. Onun için hem romatizmal hastalık olabilir hem de diyabet olabilir. Bunlara bakmakta fayda var. Yani böyle bir şikayet karşısında ne düşünmeliyiz? Ellerim ayaklarım çok üşüyor hocam. Mesela benim çünkü duyuyorum yani benim böyle insanlar Benim ilk önce ayakma gelen romatizmal hastalıklar olur. Olabilir. Özellikle bazı romatizmal hastalıklarda Raynaud fenomeni dediğimiz durum oluşur. O kadar çok üşür ki soğuğa çıkamaz kışın. Eldivenle bile çıktığında parmak uçları beyazlaşır veyahut morarır. Çünkü Artık kan dolaşımı bozulmuştu. Soğuğa hiç tahammülü yoktu. Ee, geçen için... Ece galiba koymuştu. Ben niye böyle oluyorum soğuğa çıktığım zaman diye. Yani bu arada isim olarak yanılıyor olabilirim ama şuraya kadar parmakları beyazdı. İşte o Reyno fenomeni. Hemen bir romatizmal hastalık araştırması yapmak gerekir. Ağlayayım. Bazı romatizmal hastalıklarda böyledir. Reyno fenomeni. Soğuğa tahammülsüzlük. Hasta çok basit yani öyle bir eksi dereceler değil. Kayak merkezi değil. Yani böyle bir 3-5 derecelik soğuğa bile çıktığında hı hı. bembeyaz kesilir. Bunun ilerlemiş safhasında morarır parmak uçları. Oy. Çok önemlidir. Dolaşım bozukluğudur. Romatizman hastalığa mutlaka bakmak gerekir. Peki. E, son bir soru daha alıyoruz. Bu Güzel bir soru daha geliyor. Buyurun. Hocam merhabalar. Cilt sağlığı için hangi besinleri tüketmeliyim? Şahane. Bravo. <gülüyor> 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 Çünkü cilt sağlığı denince herkesin aklına ne geliyor? Cildime ne süreyim? Evet. Halbuki cildinize sürdüğünüz tabii ki daha önemli. Bakın nasıl bir noktaya geldik. Evet tabii. Yemeyeceğiniz hiçbir şeyi cildinize sürmemelisiniz. Ama bir de çok doğru içten nasıl beslemeliyim Hı -hı. ben cilt sağlığımı? Ne hali. yemeliyim ne yememeliyim? Bir kere cilt sağlığınız için en önemli faktör omega 3'tür. Hı -hı. Omega 3'ü bol gıdaları tüketin. Yani bol bol keten tohumu tüketin, bol bol balık tüketin, bol bol zeytinyağı tüketin. Bunlar çok önemli yağ asitleri içerir. Sizin için kıymetlidir. İkincisi mutlak surette kolajen almanız gerekir. Bunu da gıdayla alacaksınız. Nereden alacağım kolajeni ben? Paça çorbasından, kemik suyundan, ciğerden, işkembeden alacağım. Başka? Çinko ve biyotin açısından zengin beslenmelisiniz. Yani keten tohumu, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, çörek otu, susam bunları bol bol ve tahin tabii ki ve haşhaş tohumu bunları bol bol tüketmelisiniz. Yeterli derecede vitamin ve mineral almak için bir takviye almanız şart çünkü artık maalesef gıdalarla ya da güneşte D vitamini üretilmiyor vücudumuzda. Mutlak surette D vitamini takviyesi alın ve D vitamininizi yüzün üzerinde tutun cilt sağlığınız için. Bu da son derece önemli. Ama Hemen, çok güzel bir soruydu. Keyif aldım gerçekten cevaplandırırken. Ben de çok keyif aldım. Her, her zaman keyif alıyorum ciltle ilgili konuşurken. <laughs> Şöyle bir soru gelmiş. Bana onun da aynı anda denk geldi aslında. Ümit Hocam merhaba. D vitamini oranı ile ilgili doktorlar iki gruba ayrılmış gibi. Bir grup elinin üzerinde olmamalı diyor. Diğer grup 150-200'lerden bahsediyor. Benimki 150'nin üzerinde. Maşallah, subhanallah mı demeliyiz bilemedim. Bravo. Neden böyle bir ikilem var? Evet. Şimdi tıbbın dogmaları vardır. Modern tıp kendisine ortodoks tıp der, ben ne diyorsam inanacaksınız der, sorgulamayın der. Yani böyle bilim olur mu? Olmaz. Ve bunun da bir takım dogmaları vardır. İşte efendim D vitamini yüksekliği zehirlenme yapar, kolesterol yüzünden kalp damar hastalığı meydana geliyor, kolesterolü düşürelim gibi laflar tıbbın dogmalarıdır. Hı hı. Arkadaşlar erişkin insanda D vitamini zehirlenmesi diye bir şey yoktur. Aynı zamanda D vitaminin... Antikanser, antidiabet, antiromatizmal etkilerinin görülebilmesi için de yüzün üzerinde olması gerekir. Bu da zaten gösterilmiştir literatürde. Ben D vitaminimi hastalarımda hep %150 arasında tutmayı tavsiye ediyorum. Yüzün altına indirmeyi hiç saymıyorum. Kendi D vitaminimi de iki yüzün altına hiç indirmiyorum. Çünkü ben her gün onlarca hastayla karşılaşıyorum. Dolayısıyla bağışıklığım çok güçlü tutmam gerekir. Hı hı. Bütün doktorlar Türkiye'de D vitamini zehirlenmesinden korkarlar. Bunun da nereden kaynaklandığı belli değildir. Çünkü literatürde dahi D vitamini zehirlenmesi erişkin insanda yoktur. Bebekte vardır. Ben 5. sınıftayken bir tane bebekte gördüm. Yeni doğan uzmanları bebekte her zaman yeni D vitamini zehirlenmesi görürler. Bunların hepsi de doz aşımıdır. Benim gördüğüm bebekte... Çocuk daha 4-5 kilo. Annesi aylık dozu günlük doz anlamış. O şekilde bir D vitamini zehirlenmesi evet, vardı. Evet, bir hayatı evet. evet. de yoktu. Hı hı hı. Erişkin insanda dünyada literatürde sadece 2 vakada görülmüş. Onların ikisine de bizim ayda bir yaptığımız D vitamini iğnelerinden 5-6 tane aynı anda yapılmış. Hı. Uygulama hatası başka bir ampul yerine onu kırmış yapmış. Bana kongelerde çok sorarlar doktorlar. Hocam D vitamini zehirlenmesi. Ben de salona geri dönen onlara sorarım. Aranızda erişkin insanda D vitamini zehirlenmesi gören doktor var mı? Bugüne kadar hiçbir kongrede bir kişi bile elini kaldırıp da ben erişkin insanda D vitamini zehirlenmesi gördüm evet. demedi. Sonra da tekrar sorarım. Peki nereden çıkıyor bu D vitamini zehirlenmesi? Hiçbiriniz görmediyseniz D vitamini zehirlenmesi diye bir şey olabilir mi? Ama birileri hala bu korkuyu pompalamaya devam ediyorlar. Evet. Kemoterapi evet. verirken korkmuyorlar. Kortizon verirken korkmuyorlar. Evet. Dev gibi ameliyatları yaparken korkmuyorlar. Ama D vitamini gelince herkesin eli ayağı kesiliyor. Aman D vitamini zehirlenmesi. Bu... Tıbbın dogmalarından bir tanesidir. Gerçeklikle evet. alakası yoktur. D vitamini zehirlenmesi erişkin insanda görülmez. Aslında bildiğimiz ya da bilerek yaptığımız D vitaminine gelene kadar kendimizi zehirlediğimiz o tabii. kadar çok şey var ki. Gözümüzde görerek yapmadığımız ve hatta görmeden. Bravo mi aynen yaptığımız? öyle. Sağlıklı gıda yediğimizi bilsek, sanıyoruz. Domates yedik diyoruz. Bilsek, domates domates değil. Mevsiminde değil, değil ki. Yani Mevsiminden öte bilmiyorum. tohumu domates tohumu değil. değil. Laboratuvarda üretilmiş içi tarım zehirleriyle dolu. Dolayısıyla soran soruyu soran izleyicimize evet. dönelim. 150 D vitamini yüksek midir? Değildir. Gönül rahatlığıyla devam edin. Her zaman 100-150 aralığında tutmaya, tutmaya gayret, gayret gösterin D vitamininizi. Peki. Günün şaşırtan haberiyle devam ediyoruz. Hayır olur. Kendisine <laughs> alerjisi olan bir kız. Hı. Avustralya'da bir kız kendine karşı alerji hastalığına yakalanmış. Sama Williams isimli 11 yaşındaki kız çocuğu gözyaşları ve terinin acı vermeye başlaması üzerine doktora gidiyor. Derisi kurup çatlayan ve cildi tahriş olup hassaslaşan kız çocuğunun kendisine karşı alerji geliştirdiği belirtildi. Uzmanların oto alerji olarak adlandırdığı durumda kişinin bedeni kendi vücut sıvılarına tepki gösteriyor. Oto Tam olarak bu evet. değil mi hocam? Aynen öyle otoimmünite. Nasıl o şey? Geçen sene böyle bir haber vardı hatırlıyor musun Çağla? Ben hatırlıyorum. Eşine karşı alerji geliştirmişti. Amanın güzelliğine bakar mısınız? <laughs> evet. Hatırlamadım hocam ya böyle bir şey ilk kez sanki duyuyor gibiyim ama işte. Eşine karşı alerjisi gelişmişti. Gerçi o açıklanabilir bir şey değil Hocam, mi? Hocam o açıklanabilir Uzun bir şey. Uzun süre evli mi? kalanlarda pek hala böyle bir şey olabilir. <laughs> Kıyamam nasıl oluyor bunun evet, kız bu hassasiyet? çocuğu. hassasiyet? Şimdi ee, bakın bir sürü otoimmün hastalık çeşidi var. Otoimmünite nedir? Otoimmünite bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına saldırması halidir. Hmm. Tiroide saldırırsa Hashimoto yapıyor, eklemlere saldırırsa romatoid artrit yapıyor, karaciğere saldırırsa otoimmün hepatit yapıyor, bağırsaklara saldırırsa ülseratif kolit yapıyor. Sinir dokuya saldırırsa multiple skleroz MS yapıyor. Cilde saldırırsa egzemalar, lupus, vitiligo veya bu kızcağızda gördüğümüz gibi cilt belirtilerine yaygın egzamalara yol açabiliyor. Bu aslında bir otoimmünite ve bütün otoimmün hastalıklar bağırsaklarla ilişkilidir. Hı hı. Bağırsak duvar yapısının bozulması ile ilişkilidir. Geçirgen bağırsak sendrom dediğimiz durum bunu yapar ve bu hastaların iyileşmesi için en önce beslenmelerini düzene sokmaları gerekir. En önce glutenden uzaklaşacak, işlenmiş gıdadan uzaklaşacak, karbonhidrattan uzaklaşacak. Sağlıklı beslenmeye geçecek ve arkasından vücudunda ne eksikse o takviye edilecek. Evet. Yani bu yavrucak benim hastam olsaydı en önce beslenmesini düzenlerdim. Arkasından D vitaminini yükseltirdim. Omega 3'ünü verirdim. B12'si, magnezyumu, kalsiyumu, bütün minerallerine bakardım. Onları takviye ederdim. Ve sadece beslenmeyle de düzeleceğinden Düzeldi. adım gibi eminim. İnşallah o İnşallah. bilinçtedirler ve İnşallah. eminim tedavi olur. <laughs> ya da Allah hiç onu ağlatmaz diyeyim. <laughs> e, diyeyim tabii. Hoca, hiçbir, çocuk hiçbir çocuk hiçbir ağlamasın. Hiçbir çocuk ağlamasın. Hiçbir evlat ağlamasın. Hiçbir hayvancık ağlamasın. Ne kediler, köpekler. Bütün hayvanları çok seviyoruz ama kedi ve köpeklerin yeri ayrı. Çünkü kedi ve köpeği insanoğlu evcilleştirdi. Tamam. Yani dışarıda vahşi hayatta kendi hayatını idame ettiremez hale getiren, kendine bağımlı kılan insan oludur. Onun için kedi ve köpeklerin üzerimizde hakkı daha büyük. Hiçbir evlat, hiçbir hayvancık acı, acı zarar çekmesin, zarar görmesin, kimse de çektirmesin diyelim. Doktor Ümit Aktaş uyarıyor. Çocuklarınızı şekerleme, kurabiye, bisküvi ya da gofret gibi abur cuburlarla sağlıksız beslenmek yerine hurma kayısı kurusu, kuru erik ya da kuru üzüm gibi doğal tatlılarla ve omega 3 zengini kuru yemişlerle tanıştırın. Bravo. Bu tanıştırma yaşı ne kadar önemli değil Tabii. mi aslında? Tabii. İlk çocuklara işte Tabii. bir şeyleri tattırmaya başladığımız dönemlerde hadi bir çikolata bir bal işte Tabii. çalalım. Çocuktur ister. Diyoruz. İster. Herkes yiyor. Benim çocuğum yemesin mi aslında mantığıyla? Şimdi benim çocuğumun e, çocuğu olsa bir gün e benim, benim onu beslediğim gibi beslemeye çalışacaktır Tabii. ama e, doğrular değişiyor hocam. bir Tabii. Doğru bir değil mutlaka. Şimdi bunu onunla ilgili hocam önemli bir haber daha var. Onu da arkasına ekleyeyim. Sonra yorumunuzu isteyeceğim bu uyarıdan sonra. Tadında lezzeti, keyfi aromaları hani bu hep gördüğümüz pakette gıdaların üzerindeki bu ifadeler yasaklanacakmış. Tüketiciyi yanıltan, kafasını karıştıran etiketler mercek altına alınmış. Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçmiş. Market raflarında yanıltıcı etiket kullanan markalar denetlenecekmiş. Tadında lezzetli, keyifli ve aromalı ifadelerle tüketicileri aldatan ve kararlara uymayan markalara da cezalar kapıda. Kararın en kısa zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyormuş. Çağla'cığım bu memlekette üzerinde kalp logosu bulunan margarin var. Margarin paketinin üzerinde kalp logosu var. Bu memlekette tereyağı ismini araya bir harf koyarak marka olarak kullanan margarin var. Bu memlekette artık gıda sektörü öyle çığırından çıktı ki pandeminin ortasında tam bir programda bir reklam yönetmeniyle bir araya geldik. O da programın konuğu. Orada tanıştık. Sordum dedim ki pandemide en fazla para harcayan sektör hangisi merak ettim. Şimdi işler durdu, her yer durdu. Kapandı memleket. Dedi ki hocam, sadece pandemi değil. Tüm zamanlarda en fazla para harcayan sektör gıda sektörüdür. Pandemide de hiç hız kesmeden, hiç azaltmadan devam ettiler reklamlar. Gıda sektörü. Evet, evet, evet. Niye bunu anlattım size? Çünkü bir algı oluşturuldu. Hı -hı. Bu algıyla bize sanki işte çikolata yemek modernlikmiş. Hı -hı. İşte efendim gazlı içecekleri içmek modernlikmiş. Bizim çocukluğumuzda öyleydi. Zenginle fakirin sofrası arasında çok büyük bir fark yoktu. Biri daha az et yerdi, diğeri daha fazla ama aynı benzer sofralar kurulurdu. Zengin ailenin farkı neydi biliyor musunuz? Zengin aile kasayla gazlı içecek alırdı evine. Bak ne kadar zenginler. Özendirildik. Bize şeker tüketmek, çikolata tüketmek iyi bir şeymiş gibi anlattılar. Zeytinyağı, tereyağı kötüymüş gibi algılamamızı sağladılar ve bu algıyla hala hareket ediyoruz. Lütfen çocuklarınıza bu tatlıları yedirmeyin. Önümüz Ramazan. Ramazan'da tabii ki oruç tuttuktan sonra canınız yemekten sonra bir takım tatlılar isteyebilir eğer tatlıya düşkünseniz. O zaman işte sofranıza hurma koyun, kuru incir koyun, badem ceviz, fındık fıstık koyun. Gelen misafirlerinize de bunları ikram edin. O baklavalar, o tatlılar hele ki hazır aldıklarınız mısır şurubu dolu, zararlı gıda dolu. Yetmiyor. Ondan sonra ne var? Bayram geliyor. Bayramda biz çikolata ikram etmek zorunda değiliz. Şeker ikram etmek zorunda değiliz. Gelen misafirlerimizin önüne kuru yemiş koyabiliriz. Hurma evet. koyabiliriz, incir koyabiliriz bir ve altın onlar da zevk çilek alacaklardır. değil mi? Bir Tabii. altın çilek bir böyle ve şey. Ve onlar da çilek. zevk alacaklardır bundan. Evet. Daha biz da ötesine geçelim. Biz yediğimiz gıdaların %90'ını ithal eder hale geldik. Hı. 2021 yılında Türkiye sadece bademe 400 milyon dolar, Hı. cevize 500 milyon dolar verdi. Biz sadece bunları ikram etmekle kalmayalım. Biz Hı. bunları üretelim. Bizim to topraklarımız badem ağacı da olsun, ceviz ağacı da olsun. Biz ithal ettiğimiz her gıdayı üretebilecek topraklara ve iklime sahibiz. Biz Anadolu'yuz. Toprak ilk defa burada işlendi. Tohum ilk defa Göbekli Tepe'de atıldı. Tarımın ana vatanı biziz. Dolayısıyla tekrar özümüze dönmeliyiz. Yerli tohumlarla, geleneksel tarımlarla bir milli tarım ve milli hayvancılık politikası geliştirmeliyiz. Bizim memleketimiz tekrar bir tarım memleketi olmalı. Kendi kendine yeten bir ülke olmak zorundayız. Tekrardan tıpkı bizim ilkokul çağlarımızda olduğu gibi. Ağzınıza sağlık hocam. Ee, sosyal medyadan bir iki tane soruyla devam Bur edeceğim. Menopozda hormon tedavisi kullanılmalı mı olmalı mı diye hocamızdan. Evet, bir benim yüksek lisans tezim. Menopozda Öyle kullanılan mi? yani hormon menopoz ilaçları. sendromlarında kullan, semptomlarında kullanılan Hı -hı. bitkisel takviyeler benim yüksek lisans tezim. Hı -hı. Dünyadaki bütün yayınlar şöyle çıkar arkadaşlar. Der ki menopoz sonrası hormon replasman tedavilerinin kanser riskini onlarca kat artırdığını biliyoruz. Bu yüzden bunu kullanmayıp yerine hangi bitkiyi kullanırız diye araştırdık. Şunu inceledik, bunu inceledik diye başlar. Türkiye'den çıkan yayınlar nasıl çıkıyor biliyor musunuz? İlk cümle şu. Menopoz sonrası semptomlarda tek seçenek hormon replasman tedavisidir. O yüzden biz işte poliklinikimize başvuran hastalarda şu şu yan etkilere baktık diye başlar. Yani nedense bizim ülkemizde tek seçenek hormon replasman tedavisiymiş gibi bir e, yanlış bilgi var. Öyle bir şey yok. Bir kere şunu koymak gerekir ortaya. Menopoz bir hastalık değildir, bir fizyolojik süreçtir. Bu bir. İki, menopoz sonrası sıcak basmaları ve kemik erimelerinde hormon replasman tedavisine muhtaç değilsiniz engellemek için bunları. Çok farklı seçenekleriniz var. Menopoza girdiyseniz öncelikle beslenmenizi düzenleyin. Çünkü artık hormonal yapınız değişecek. Metabolizmanız yavaşlayacak. E, kilo almanız hiç de hoş bir şey olmaz. Çünkü diyabete eğiliminizi artıracak. Hmm. Onun için mutlak surette sağlıklı beslenmeyi için. İki. Vitaminlerinize, minerallerinize baktırın. Eksikse eğer mutlaka B12, D vitamini, magnezyum gibi takviyeleri alın. 3. Mutlak surette omega 3 alın. 4. Spor yapın. Yapıyorsanız eğer miktarını artırın. Bunlar en önemli faktörler. Bundan sonra sıcak basmalarına karşı bizim elimizde, bizim memleketimizin hayit otu gibi ya da Black Coach gibi, Smith Fuga bitkisi gibi, Amerikan bitkisi pek çok seçeneğimiz var bitkisel takviye. Bunları kullanabilirsiniz. Ama hormon tedavileri bilin ki 10 yıllık dekatlar içinde kanser riskini, meme kanser riskini onlarca kat artırıyor. Hormon tedavisine mahkum değilsiniz. Hormon tedavisi de gerekli değil. Hormon tedavisi son derece tehlikeli. Asla tavsiye etmiyorum. Öztürk Burada için... bir de HPV aşısı ile ilgili soru var mı acaba? Aklıma hemen o geldi. Hemen buyurun oradan devam edelim. Ben şu an bu kadar soru içerisinde bulamayabilirim ama. HPV aşısı. Evet. Genç kızlarımıza yapıyorlar. Evet. Ama HPV aşısı asla doğru bir aşı değil. Öyle mi? Ve servis kanseri riski de aslında bizim ülkemizde öyle sanıldığı gibi yüksek değil. HPV bir virüstür. Tıpkı nezlede, COVID'de konuştuğumuz gibi bir virüsün vücudunuza girmiş olması hastalık yapacağı manasına gelmez. O virüs ancak belirli bir sayıya ulaşırsa hastalık yapabilir. Yani bu bağışıklık sistemine alakalı bir şeydir. Üstelik tamam. HPV sadece servis kanserine yol açan bir şey değildir. HPV dediğim gibi hiç hastalık yapmadan da vücudunuza taşıyıcı olabilirsiniz. Üstelik servis kanseri riskini artıran en önemli faktör de HPV değildir. Nedir? Sünnet derisidir. Türkiye'de erkekler zaten sünnet edildiği için dolayısıyla bizde servis kanseri yani rahim ağzı kanseri son derece düşüktür. Buna bağlı ölümler de yok denecek kadar azdır. Eğer siz düzenli olarak kadın doğum kontrollerine gidiyorsanız, senede bir kere PAP simiri size yapılıyorsa, hekiminiz o PAP simirinin pap simiri ne olduğunu biliyorsunuz. Evet. Yani basit bir sürüntü. Evet. Yani bir... Evet. kültür örneği alır gibi oradan alınıyor. bir sıvı örneği alınıyor. Çok basit alınıyor. ve düzenli yapılması Hiç gereken. Hiç ağrısı acısı yok. Senede bir yapıldığı zaman patolojiye gönderildiği zaman zaten HPV ile ilgili bir risk varsa orada çıkar. Bağışıklığınızı güçlendirerek beslenmeyi düzene sokarak bu riskleri minimize edebilirsiniz. Diyelim ki bir şey çıktı ne çıkar? Cin olur. Cin 1, cin 2, intrapiteliyel, neoplazi, servikal. Cin 1, cin 2, cin 3 risklidir. Prekanseroz lezyon. Doktorunuz size konizasyon denilen çok basit bir işlem uygular ve o riski de yok eder. Yani düzenli kadın doğum kontrollerine giden hiçbir kadında rahim ağzı kanseri gelişme riski yoktur. Hı hı. Bu çocukların aşılanması tehlikelidir çünkü İskandinav ülkelerinde yapılan çalışmalarda HPV aşısı olan kız çocuklarında serviks kanserlerinin, rahim ağzı kanserlerinin daha sık görüldüğü gösterilmiştir. HPV kanseri bizim bakanlığımızın zorunlu aşıları arasında da değildir. Dolayısıyla lütfen ilaç firmalarının propagandalarına aldanmayın. Minnacık yavrucaklarınıza bu aşıları yaptırmayın. Bu aşıların, HPV aşılarının ne yaptığı, koruyup korumadığı belli değil. Tam tersine korumadığına dair çok sayıda da yayın var elimizde. Bu bilgiyi de verdikten sonra bir diğer soruyla hemen devam ediyorum. Hocam günde neredeyse 3 litre su içiyorum hmm. ama idrarımın rengi hala koyu. Neden olabilir? Hmm. Herkesin su ihtiyacı farklı çünkü. Hmm. Benim Sanki öyle hastam var değil. ki 7 litre, 8 litre, 10 litre su içiyor günde. Sağlıklı Nasıl hiçbir ya? şey yok. Hiçbir şey yok. Ama öyle hastam var ki bir litre suyu zor içiyor. Evet. Yeterli onun için. Evet. Aslında bu kural değil. 3 litre diye bir kural hmm. yok. Günde 10 bin adım diye bir kural yok. Bunlar hmm. ortaya atılmış rakamlar. Siz kendi bünyenizi dinlemelisiniz. Vücudunuzun ihtiyacı nedir ona bakmalısınız. Bakın burada çok güzel gösteriyor. Şu anda idrar renklerini görüyorsunuz. Bakıyoruz. Yeterli su tüketiyorsanız açık sarı hatta beyaz renkte olur. olur. Az su içiyorsanız turuncuya kaçar. Eğer kırmızıysa mutlak surette bir kanama olabilir. Kum döküyor hmm. olabilirsiniz. Veyahut Hanımlarda menstruasyonda kırmızı olabilir. Köpüklüyse bir protein kaçağını gösterebilir. Hmm. Onun için bir doktorunuza tahlil yaptırmanızda bunu anlatmanızda fayda var. Aynı şey dışkı renginde de geçerlidir, dışkının formunda da geçerlidir. Yani aslında tuvaletiniz son derece önemlidir. Tuvaletinizi kontrol etmeniz son derece gereklidir. Kendi doktorunuz olup tuvaletinizi kontrol etmeyi bilmelisiniz. Hocam günaydın. Atalık tohum unlarla yapılan ekşi mayalı ekmek için düşünceleriniz nelerdir? Ekşi mayanın gluteni en aza indirgediği, indirgediği söyleniyor doğru mu? Şimdi ekşi maya sağlıklı mayadır. Tamam. Bir kere onu bir kenara koyalım. Tamam. Çünkü hazır mayalar sağlıklı değildir, probiyotik değildir. Ekşi maya yaşayan mayadır, canlı mayadır. Ekşi mayayı beslediğiniz sürece devam eder canlılığı. Onun bir canlılığı vardır, probiyotiktir. Dolayısıyla ekşi maya eğer maya kullanacaksak doğru mayadır. Hı hı. Gelelim atalık tohumlara. Atalık tohum dediğimiz zaman biz burada genetiğine müdahale edilmemiş tohumu kastediyoruz. Çünkü öyle tohumlar var ki yine hibrit tohum genetiğine müdahale edilmiş cüce buğday tohumları. Anadolu'da 40 yıldır ekiliyor. Bunu da atalık tohum sanıyorlar. Bu atalık tohum değil. Atalık tohum dediğimizde biz siyezi kastederiz. Kara kılçı, kavulcayı kastederiz. Bunların içindeki glutenle diğer bu hibrit tohumun içindeki gluten aynı gluten değil. Ve evet bir siyezi, bir kara kılçığı ekşi yaparsanız gerçekten glutende azalma veya gluten glutenin zararlarını azaltabilirsiniz. Yani glutenin miktarında azalma değil sadece glutenin yapacağı zararları da azaltabilirsiniz. Ama bu sıfır gluten olduğu manasına gelmez. Dolayısıyla net olarak koyalım. Eğer bir hastalığınız varsa, diyabetiniz, Hashimoto'nuz, Allah korusun kanseriniz varsa o zaman siz CS kavulca, kara kılçık buğdaylarını dahi tüketmemelisiniz. Ekşi mayayla bile olsa. Ama siz sağlıklı insansanız ve ekmek tüketmek istiyorsanız çok olmamak kaydıyla, günde bir dilime geçmemek kaydıyla ekşim mayadan üretilmiş, yerli tohumla üretilmiş CS kavulca, kara buğdaylarını tüketebilirsiniz. Ama tekrar ediyorum sadece sağlıklı olmak kaydıyla. Hocam bir dosya HPV aşısı yapılmıştı diye hmm. bir e, izleyicimiz sormuş. Ne yapalım yani diğerini yaptırmasak olur mu yoksa artık başladık yaptıralım mı? Artık ben Az önce söyledim zaten görüşümü. Dolayısıyla orada kararlarını kendileri verecekler. Hmm. Onların adına biz karar veremeyiz ama HPV aşısının... Gerçekten rahim ağzı kanserinden koruduğuna dair sağlam veri yok. Bunlar ilaç firmalarının propagandaları. Başka bir şey değil. Peki. Çikolata kisti ameliyatı oldum. İki defa doktorum tekrarlar dedi. Ağrı ile yaşam sürdürüyorum. Ne Hı -hı. yapsam son bulmuyor ağrılarım. Hocam ne dersiniz? İşte, işte. bakın bunların hepsi çok önemli. İnsanlar ne kadar sadece oldu, evet. mide bağırsakta bir şey olunca beslenmeyle ilgili e, olduğunu düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. İnsanın üreme sistemi de beslenmeyle ilgilidir. Beyin sağlığı da beslenmeyle ilgilidir. Kas sağlığı da beslenmeyle ilgilidir. Dolayısıyla eğer çikolata kisti var, tekrarlıyor, ağrılarla geçiriyorum günü diyorsanız bir beslenmenizi düzene sokun, bir de vitamininizi yükseltin. Bakın her şey ne kadar basit. Bütün hastalıklar mı böyle? Evet bütün hastalıklar böyle. Çünkü bizim vücudumuz bir bütündür. Psikolojik olarak, fizyolojik olarak bir bütündür. Ve yediklerinizle, içtiklerinizle bir bütündür. Her gün yediğiniz 3-4 kilo gıda adını verdiğiniz, su adını verdiğiniz maddeyle vücudunuza bir sürü de yabancı madde alıyorsunuz. Çikolata kisti gibi durumlar, polikistik over gibi durumlar insülin metab metabolizması ile alakalıdır. Dolayısıyla karbonhidratları kesin, işlenmiş gıdaları kesin, egzersiz yapmaya başlayın, yürüyüş yapmaya başlayın. Omega 3 takviyesi alın, D vitamininizi yüksek tutun. Çok ciddi faydasını göreceksiniz. Teşekkür ediyoruz. Romatizma tedavisinde verilen ilaçlar bağışıklık sistemini baskılayarak kanseri tetikler mi? Evet, romatizmada ve kullanılan immunosupresif dediğimiz... Bağışıklık baskılayıcı ilaçların tümünde zaten bu risk vardır. Çünkü bunlar bağışıklık sistemini komple baskılarlar. Zaten bunu benim söylememe gerek yok. Kullandığınız ilacın prospektüsünü açtığınız zaman orada verem riskini artırdığını, lenfoma riskini artırdığını kendiniz de okuyacaksınız maalesef. Romatizmal hastalıkta yapılması gereken beslenmenin düzenlenmesidir. Kullanılan tedaviler bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla yapılır ve bunlar romatizmal hastalığı tedavi etmez. Zaten doktorunuz da size söyler. Bu hastalık tedavi olmaz. Ömür boyu bu ilaçları kullanacaksın der. Hastalık tedavi olmayacaksa ben ömür boyu bu ilaçları niye kullanıyorum o zaman? Asıl soru budur. Sizin romatizmadan korunmak, romatizmayı kontrol altına almak, romatizma olduğunuzda iyileşmek için yapmanız gereken ilk şey glutenden uzaklaşmak, karbonhidrattan, tahıldan, işlenmiş gıdadan uzaklaşmak, bıçakla keser gibi kesmek ve tabii ki az önce anlattık yine zerdeçal, şeytan pençesi, omega 3, Hı -hı. D vitamini gibi sizin sağlığınız için gerekli takviyeleri almak. Bir fitoterapi uzmanı bütüncül tıp hekimine giderseniz zaten bunları size organize edecektir. Artık memleketimizde her vilayette hatta araştırma hastanelerinin tamamında zaten geleneksel ve tamamlayıcı tıp klinikleri var. Bunlardan birine başvurun lütfen size bunları hepsini organize edeceklerdir tedavinize. Hocam şeker hastasıyım. Boza tüketebilir miyim? <laughs> Maalesef tüketemezsiniz. Şimdi boza geleneksel Bozanın olarak darıyla yapılıyor. O başka de yapılır. bir şeyler de varsa onları da ekleyelim tabii. yani. Olay sadece boza değildir diye düşünüyorum. Ee, tabii ki yani darı aslında glutensiz bir üründür. Bir kısım da bozacı buğdaydan üretir bozayı. Buğdaydan üretiyorsa zaten tüketemezsiniz. Gluten var. Ama hmm. darıdan üretilen üretiyorsa... bozaya gelince darıdan üretilen boza Maalesef tabii ki karbonhidrattır. Karbonhidrat olduğu için şeker hastasının şekerini yükseltir. Hı hı. Üstelik boza mayalanırken bir miktar da alkol gelişir içinde. Bu alkol gelişimi karbonhidrat indeksini artırır, glisemik indeksini artırır içeceğin. Dolayısıyla içtiğiniz zaman zaten şekerimizin fırladığını görürsünüz bozayı. Hı hı. Maalesef tüketemezsiniz. Hocam vegan besleniyorum. Hangi takviyeleri almalı mıyım, almalı mıyım diye sormuşlar ya da almalı mı gerçekten? Vegan beslenme ile ilgili ne düşünürsünüz? Bu bir ahlaki seçimdir. Tabii. Vejetaryen ve vegan olan herkese saygı duyuyorum. Çünkü kendi sağlığını tehdit etse bile benim öyle hastalarım var. Kendi sağlığı için protein alması gerekse bile başka bir canlıya zarar vermemek için, i̇çin veganlığı vejetaryenliği tercih ediyor. Bu bir saygı duyulacak durumdur. Ahlaki seçimdir. Ama tabii ki vegan beslenmede Tam hayvansal protein alınmadığı için bir takım eksiklikler doğar. Örneğin hı hı. B12 eksikliği doğar. Bir B12 takviyesi almakta fayda var. Hı hı. Bu arada vegan beslenmede vegan beslenenlerin çoğu yoğun karbonhidrat ve tam tahıl tüketiyor. Aman dikkat sakın bu tuzağa düşmeyin. Eğer vegan besleniyorum diye bol bol karbonhidrat ve ee, tahıl tüketirseniz korkunç hastalıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Vegan beslenirken yapmanız gereken bol kuru baklagil ve bol sebzeyle beslemek ve tabii ki bol yağ tereyağı almadığınız için artık bol zeytinyağı almanızda fayda var. B12 almanız önemli, D vitamini yükseltmeniz önemli. Omega 3 maalesef vegan olmadığı için omega 3'ü tüketmeniz zor ama onun yerine keten tohumu gibi, ceviz gibi, zeytinyağı gibi bitkisel yağlardan zengin beslenmenizde fayda var. E, probiyotikler tabii ki vegan değil, probiyotik alamayacaksınız ama sirke ve turşuyu bol tüketmenizde fayda var. Probiyotik gıdalarınızla alabilmeniz için. Evet, bir ahlaki seçim ama gerçekten veganların hayatı daha zor. Bir takım takviyeler almanızda da fayda var bu bahsettiklerimizi. Hocam ben D3K2 kullanınca tansiyonum yükseliyor, bırakınca normale dönüyor. Acaba bu tarz yan etkiler yapar mı? En son ölçümü yaptırdığımda seviyem 100'dü. Evet. 100 gayet güzel bir seviye evet, bu arada. Evet Allah bereket versin. <laughs> Şimdi her insanın her maddeye karşı alerjisi olabilir. Demek ki bu hastamızın da D3, K2 veyahut içinde bulunan başka bir katkı maddesine karşı alerjisi var, Olabilir. intoleransı var, tansiyonu, tansiyonu yükseltiyor. Şimdi hep örnek veriyoruz ya yeşil çay tansiyonu yükseltir. Kafein var içinde. Hı. Ben bir bardak dahi içemiyorum hemen tansiyonumu yükseltiyor. Ama Çağla'nın tansiyonu Dükürür. düşürür ki düzeldi galiba o da. Yaşlandıkça hocam. <laughs> estağfurullah. Bu <Normale> döndü valla. <laughs> evet eskiden çok tansiyonum düşüyordu şimdi o kadar düşmüyor. Yeşillerde çay e tansiyon şey seviyesi yükseliyor Tabii, herhalde. Ne güzel bir oluyor. şey. Neyse, i̇yi, neyse güzel. Gayet güzel. Her şeyin bir iyiliği var yani. <laughs> var Mesela var, ben 6.75 miyoptum. Yaşlandıkça miyopum geri döndü. Niye? 5.25'e kadar düştü. Niye? Yakın görmem bozuldu çünkü. Ama <laughs> miyoptu da geri gitti. Hocam her işte bir hayır vardır. İyi tarafından şey. görelim. <laughs> Allah'ım ya. Gerçekten buna da gülüyoruz. Ne güzel. E tabii canım. Yaşlanmak çok şükür. değil aslında. Yaş alıyoruz. Evet ben ya, iyi yaş almak bence çok büyük bir lüks. Çok önemli. Ben çok keyif alıyorum. Yaşadığım her günden keyif alıyorum. Çok 54 gibi. yaşındayım ve bu yaşımda sağlıklı olmak beni Müthiş mutlu müthiş, ediyor. Müthiş, evet, Şükrediyorum her şey. gün. Evet, ne kadar kesinlikle. güzel, sağlıklıyım, çalışmaya devam edebiliyorum, hastalarıma bakabiliyorum. Evet. Bu kadar büyük bir nimet var mı? Herkes alır ve bir gün hepimizin ömrünün evet, sonu tabii var. Evet ki, tabii ki. Bunda garip bir şey yok. Hiçbirimiz kaç gün yaşayacağımızı bilemiyoruz. Ben yarınımı garanti edebilir miyim? Aynen. Edemem. Mesele o değil. Mesele benim yaşadığım her gün ne kadar dolu, ne kadar üretken, ne kadar sağlıklı yaşadığım. Onun için insan vardır, 100 yaşına kadar yaşar. Ama hayata olumlu hiçbir şey katmadan göçer gider. Ama evet. insan vardır 30 sene yaşar hayata neler katar da gider. Orhan Veli'yi 30'lu yaşlarda kaybettik. Orhan Veli'yi unutan var mı aramızda? Orhan Veli'yi tanımayan var mı aramızda? Dolayısıyla önemli olan kaç sene yaşadığınız değil ne kadar üretken olduğunuz, ne kadar sağlıklı yaşadığınız, ne kadar çok canlıya dokunduğunuz, ne kadar faydalı olduğunuz aslında bu dünyada. Çok güzel söylediniz hocam. Ağzınıza sağlık hemen hızlı hızlı sorularla devam Buyur. ediyorum. Hocam çocuğum yumurtayı asla yemiyor hmm. yerine ne koyabiliriz? Yumurta tabii çok kıymetli bir gıda ama yani yemiyorsa çocuk da evet. belli ki bir intoleransı var. Yerine Hı -hı. ne koyabiliriz? Hı -hı. Kavurma koyabilirsiniz. Hem de yağlı kavurmalar bizim Anadolu'da olduğu gibi yağ ve protein bir araya gelmeli. Yumurta da öyledir. Yumurta e nedir? Doğru. Yağ ve proteindir. E doğru, evet. Başka kuru yemiş koyabilirsiniz. Badem, ceviz, fındık, fıstık her sabah bir avuç yedirebilirsiniz çocuğunuza. Başka susam, çörek otu, haşhaş tohumu koyabilirsiniz. Bunlar yumurtanın yerini tutacaktır. Merak etmeyin. Ee, hocam LDL kolesterol için ilaç kullanmazsak ne yapmamız gerekiyor? LDL kolesterol yüksekliği için. Evet. Süper soru. Evet arkadaşlar LDL kolesterol değildir. Evet. LDL kolesterol değil. yüksekliği değil, LDL kolesterol, kolesterol değildir. değildir. LDL Bu LDL açılımı, HDL biraz açıklayalım mı hocam? Açıklayalım. Hayırlı ve hayırsız olan. Hayırlı ve lanetli olanları açıklayalım. Aynen. Şimdi HDL LDL İngilizce. Birisi high density lipoprotein, diğeri low density lipoprotein. HDL high density yüksek yoğunluklu lipoprotein. Ne demek lipoprotein? Lipid taşıyan protein. Yani bunların isminin sonunda kolesterol diye bir kelime yok. HDL kolesterol ve LDL kolesterol lafları uydurulmuş kelimelerdir. Şimdi ne diyorlar size? HDL için iyi kolesterol, hayırlı kolesterol. LDL için kötü kolesterol. Lanetli kolesterol. Yeni uydurmuşlar bunları. Bunlar kolesterol değildir arkadaşlar. Protein. Dolayısıyla kolesterolün de iyisi ve kötüsü, hayırlısı ve lanetlisi diye bir şey olmaz. Bunlar proteindir. Ve bunlar olmasa bizim yaşamımız mümkün olmaz. Niye mümkün olmaz size onu anlatayım. Hı. LDL yüksekse işte efendim damar tıkanıklığı tehdidi var. Neden? Çünkü LDL alıyor kolesterolü, dokuya oturtuyor. Hmm. Peki. HDL yüksekse bu iyi bir şey. Niye? Çünkü HDL dokudaki kolesterolü çözüyor, kana karıştırıyor, taşıyor. Arkadaşlar bakın bunlar vücudun çalışması için, çocuğun büyüyebilmesi için gereken faktörlerdir. Benim beynimin %40'ı kolesterolden oluşur. Benim hücre duvarım kolesterol ve protein yapıdadır. Benim seks hormonlarım kolesterolden yapılır. Vücudumda bir yerde enflamasyon ya da yara meydana geldiğinde oraya kolesterol taşınır. Kolesterol orayı tamir eder, tamir aracıdır. Peki bunu kim yapar? Benim beynime kolesterol taşıyan HDL'dir. Beyin dokuma kolesterolü yerleştiren LDL'dir. Benim damar duvar yapımda kolesterol olmasının bir sebebi vardır. Oradaki plakları iyileştirmek için kolesterol oraya taşınmıştır ve taşıyan HDL'dir, yerleştiren LDL'dir. Yani bunlar bizim için çalışan işçilerdir. Bunlar bizim faydamıza çalışır. HDL kötü değil, HDL iyi değildir, LDL kötü değildir. İkisi de çok çok iyidir. Eğer bu ikisi olmasaydı HDL ve LDL olmasaydı insan ne beyni gelişebilirdi, ne kalp damar sağlığı mümkün olabilirdi? Bunların hepsi uydurulmuş laflardır. Tıbbın dogmalarından bir tanesi de budur. Neymiş o dogma? Kolesterol olmayan HDL ve LDL kolesterol demek. Onun için LDL yüksekliğinde kolesterol ilacı kullanalım mı? Soruya tekrar dönelim. Ben hiçbir hastama tavsiye etmiyorum. Tercih Peki. sizin. Peki. Bu önemli açıklamalardan sonra şöyle bir soruyla devam ediyoruz. Hocam açlık atakları yaşıyorum. Çörek otuyla kontrol altına alabilir miyim demişler. Açlık atakları yaşıyorsa kötü besleniyor. Karbonhidrat yiyor. Karbonhidrat yediği için hı hı. şeker dalgalanmaları yaşıyor ve her Şekeri düştüğünde açlık atakları yaşıyor. Hı hı. Onu körek otuyla falan kontrol altına alamazsınız. Beslenmeyle kontrol altına alabilirsiniz. Lütfen karbonhidratı kesin, işlenmiş gıdayı kesin, sağlıklı bir beslenme modeline dönün. O zaman açlık atağı falan diye bir şey kalmayacak. Merak etmeyin. İki yaramaz oğlan çocuk annesiyim. Onlara tahammül etme noktasında birazcık sıkıntılar yaşıyorum. Doğal sakinleştirici olarak ne önerirsiniz? Acaba annesi? bunu Çağla mı soruyor? Benim çocuklarım yaramaz değil bir de büyüdüler çok büyüdüler. Maşallah onlar. Şimdi gerçekten e, çocuklarda bir yaramazlık durumu var. İki olan çocuğu bir arada olunca Allah sabır versin diyorum. Bir kız babası olarak söylüyorum bunu. E, en doğal sakinleştiricimiz bizim Safran. Safranın en az antidepresan ilaçlar kadar etkili olduğunu gösteren çok sayıda çalışma var. Buna mukabil antidepresan ilaçların hiçbir yan etkisini göstermiyor safran. Dolayısıyla tavsiyem safran ekstreleri kullanmanız hem uykunuzu düzene sokar hem tahammül seviyenizi artırır. Ama bir de tabii başka şeyler var canım. Sadece safranla takviyeli olacak iş değil bu. Evet. Çocuklar niye bu kadar tahammül ötesi oluyor ki yani şöyle bir düşünmek gerekir. Aslında olay çok basit. Çocuk dediğiniz hareketlidir, enerjiktir. O enerjisini atması gerekir. Ama çocuk artık dışarıya çıkamıyor. Oyun oynayamıyor. Başka arkadaşlara temas edemiyor. Haliyle bütün enerjisini evin içinde harcamaya kalkıyor. Onun için çocuklarınıza bol bol dışarıya çıkın. Onların oynamalarını sağlayın. Hareket etmelerini, spor yapmalarını sağlayın. İmkan Onlar varsa, da daha mutlu olacak. Doğru. Siz de daha mutlu olacaksınız. Hocam turşuyu çok seviyorum. Her gün bolca tüketmenin tuz açısından bir sıkıntısı olur mu? Hayır hiçbir sıkıntısı yok. Ama ev turşusu olacak. Tuzunu sirkesini kendiniz ayarlayacaksınız. Kaya tuzuyla kurulduğu için zaten sıkıntı olmaz. Fakat hazır turşularda unutmayın. Bozulmasını engellemek için bir takım katkı maddeleri var. O katkı maddelerinden dolayı hazır turşu tüketmenizi tavsiye etmiyorum. Şalgam sever misiniz? Bayılırım. Aa, tüketir misiniz? <laughs> Hem de nasıl? Çok severim. Ee, şalgam çok kıymetli bir gıda. Ee, Ayşe abla yapmış geçen de verdi. Bizim evde de Ayşe ablanın yaptığı şalgam var şu anda. Ayşe abla. Ayşe abla. <laughs> Allah doyuruyor. Şimdi ekibimiz... Ekibimiz çok güzel vetere çekti. İlhan Usta ile beraber. İlhan Usta'nın yanındaydık. Şalgam yapım sürecini sizler Harika. için. Evet, Adana'da görüntüledik. Hep beraber izleyelim. Buyurun. Çağlayla yeni bir günde. Bugün Adana Seyhan'dayız. Yanımızda sizin de yakından tanıdığınız şalgamcı İlhan Usta var. Şimdi size Adana'nın en doğal şalgamı nasıl yapılıyor onu göstereceğiz. Hep beraber içeceğiz ve ya, beraber yapacağız inşallah. Peki nasıl başlıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle siyah havuçlarımız var. Evet bir anda da turpumuz var. Evet ee, o turp değil o çelemdir. Turpo. Ya, turpa benzer de çelem turp değil. <laughs> Hayır o turp. <laughs> Hayır turp değil. Evet. Turp dersek yanlış olur. Turba çok benziyor. Evet. 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 turba benziyor. Şimdi öncelikle bu mor havuçlarımız var. Siyah bu. Evet, siyah havuçlar. Bunları öncelikle temizliyoruz, yakıyoruz. Ondan sonra böyle ahşap fıçlarımız var. Evet. Ha bu şu anda sunum için yapıyorum bunu sizin için. Bunun bir tonlukları var. Bir tonluk. Tabi birazdan onu da geçeceğiz. Hı -hı. Ha, şöyle. Doğruyu. Tamam şöyle. Çelemlerimizle da doğruyoruz. Evet. Çelamlarımızı da doğruyoruz şöyle yapıyoruz efendim. Nasıl hızlı doğruyoruz. Evet. Ya şimdi de biz tonlarca şalgam yapıyoruz. Böyle hızlı yapmaz olmaz. Şimdi sen patronsun ya sen de doğruyor musun? Doğru. Estağfurullah. Pa Yoksa ya, bizim için. Yok 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 bu ben zaten her gün ben 30 yıldır çalışıyorum. Hiç bir pazar evde kalmadım. bizde patronluk yok. Hep çalışıyoruz. İlhan Usta doğradık geldik. Şimdi ne yap Şimdi doğradık geldik. Şimdi gördüğünüz gibi ahşap uçlarımız var arkada. Ee, siyah uçlarımızı yıkadıktan sonra o bir tonluk fıçlarımıza bırakıyoruz. Ondan sonra bunun belli bir miktar su, arıtılmış su. Ondan bırakıyoruz. Ondan sonra setik var. Evet. Bulgur unu deriz Bunu biz daha önceden teknelerden ben yoğuruyorum. Böyle bir hafta bekliyor. Onun suyunu alır. Hı. Onun suyunu karıştırıyoruz. Evet. Ondan sonra en sonunda çelemini döküyoruz. Tuzumuz var. Hı. bu, bu tuzla kayarız. Yani bu şey tuz değil. Normal tuz değil. Şalakam için özel. Ondan sonra da yapılmış olmuş Kavuşlarımız bunlar işte efendim. Nasıl oluyor bunlar? Ya Bunlar işte bir hafta doluyor mesela bunlar. Tabii. Ama şalgamın din, dinlenip olma aşaması 20 gün. 20 evet. gün mü? Bu da 20 gün bekliyor 20 mu? gün beklemesi gerekiyor. Şimdi biz imalathanede turşu nasıl yapılır gördük. Satış noktasına geldik İlhan abi. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bu işte şu an satış noktasında bu şalgamın olmuş hali. Olmuş hali evet. evet. Şimdi bunu Doğru. şöyle dolduruyoruz. İçine turşu da koyuyorsun galiba o turşular ne? O turşu evet o şalgamlı turşu yapıyoruz. Aha, onları da mı siz yapıyorsunuz? Tabii onları da biz yapıyoruz. Peki bu nedir İlhan abi? Bu da şalgamın acısı. Acısı acılı olduğunda tamam. bunu ekliyorsun. Şu an ben bunu sade yaptım. Müşter, acil müşterimiz istediği zaman acılı istediği zaman evet bunu da acılı yapıyoruz. Şimdi Adana'da simitle şalgam evet, yiyorlarmış. Adana, simit Biraz onun var. hikayesini öğrenmek istiyorum. Şöyle İlhan abi neden şalgamla simit? Ya, yiyor? İnsanlar seviyor. Adana'da bu kazan gevre diyoruz buna. Kazan. Evet. Adana'ya özel, Adana özel bir simit. Adana özel bir simit. Evet. Sabah bile kahvaltıda simit şalgam içiyor. Kahvaltı. <laughs> acılı <gülüyor> şalgam içen var mı? İçen var. Acılı sade simitle beraber çok güzel oluyor. Kime ya? değilsem vefasız şıksın Sevdanın ateşi kül olur gider Kime can dediysem canımı yaksın Gönlümün rüzgarı yel olur gider Dilar oradan ısınmış. ciğerin yanarak geldin eminim yani gerçekten. Ama simitli köşesinden ısırmış bu arada. Evet tabii tabii. Eline takmadılar. İnanılmaz şu <laughs> an. E, Geldiler yani bana. Şimdi bir şalgam karun. müthiş bir gıda. Evet. Ve gördüğünüz gibi aslında bir turşu. Hı -hı. Başka bir şey değil. Hı -hı. Kullandıkları bulgur unu burada maalesef içine gluten karışmasına sebep oluyor. Gluten intoleransı olanlar dikkatli içsinler. Ama aynı şalgamı nohutla da kurmak mümkün. Hı -hı. Yani biz bulgur kullanmak zorunda değiliz. Buradan da şalgam üreticilerine selam olsun. Lütfen gluten intoleransı olanlar için bir de nohutla şalgam kursunlar. Onu da glutensiz diye satsınlar. Tüfe. Buna ihtiyacı olan bir sürü insan var. var Hastalar var çünkü. Doğru doğru. Şalgam çok kıymetli bir probiyotik. 2015'te Japonlar yayın yaptı. Şalgam suyunun gripte tedavi edici etkisi olduğunu söylediler, gösterdiler. Ben o zamandan beri derim ki, ya bunu niye Adana'lılar yayınlamadı da Japonlar yayınladı? Sonradan öğrendim. Japonlar şalgama bayılıyormuş. Aa. Türkiye'den sürekli Japonya'ya şalgam ithal ed ihraç ediyormuşuz biz. Japonlar bayılıyorlar gerçekten. Ben de çok seviyorum. Ama keşke dediğim gibi bulgur yerine bir de nohutla yapılanını da bulabilsek çok daha iyi olur. Şalgamlar. İyi olur. Peki. Evet. Ee, mutfağa geçelim, Sandra'nın yanına tariflerimize birlikte bakalım. Zaten bir karnıbarımız bütün karnıbarımız vardı. Şimdi bunu çok evet. merak ediyorum gerçekten nasıl olacağını. Çağlanalım. Kuru fasulye ve humuslu. Fırında bütün karnabahar yapıyoruz. Buyurun. Evet, çok lezzetli oluyor gerçekten. Ben önceden karnabaharımı haşladım. Evet. Burada güzel baharatlarım var. Zeytinyağına biraz domates salçası ekledim. Ş o da pişti bu arada. <laughs> sıcak Ş sıcak. Görüntü çok güzel değil mi? Soğanlar değil mi? koymuş. Soğan, ee, şey zeytin, ceviz çok lezzetli. Şey, çok fokat fokat olmuş. Çok lezzetli Aynen öyle hocam. Çok lezzetli olmuş. Peki. Burada güzel baharatlarımız var. Zerdeçal, zencefil, biraz tatlı toz biber, kimyon, kişniş böyle hepsinden azar azar ekleyeceğim. Çok böyle karnabahar güzel lezzet veriyor. Bol, biraz sarımsak ekleyip onu herhalde lezzetlendireceğiz evet, onu diye düşünüyorum. Yolde. Peki. Şöyle şundan da çok az da en son biraz tuz ekleyeceğim. Karnabahar dediğim gibi önceden haşlamıştım bir yaklaşık 10-15 dakika kadar. Hı hı. Şöyle üzerine gezdireceğim, her yerine yedireceğim. Oh, oh, daha aman, sonra aman. bunu böyle fırında güzelce birazcık daha kızarması için bırakacağım. Şöyle bir eldivenle. Aman. Karnabahar nasıl diyeceğim, nasıl diyeceğim mi? gerçekten. Vallahi Bunu <laughs> acayip <gülüyor> bir şey oldu. Vejeteryan hani böyle bir kinoanın yanına böyle et gibi kesip dilimleyip evet. e, servisi evet. olabilir. Çok lezzetli oluyor. Hmm. Şöyle fırına göndereceğim Yasemin şimdi pirinciyle onu. pirinciyle de karıştırabiliriz bunu bak şu an canım <laughs> evet, böyle çok pirinçle karnımda <laughs> bir şey çekti. Bunu direkt Gördüm ben fırına hocam, gönderiyorum. Pirinç. Bizim memleketimizde bu arada Yasmin Karaca Karacadağ pirinci var Çağla. Öyle Diyarbakır Karaca Dağdan alıyor ismini. Urfa Mardin Diyarbakır yöresinde yetiştiriliyor. Ve yerli tohum muazzam güzel bir pirinç. Teşekkürler getiriyorsunuz çünkü ya. Tabii oradan alıyorum. Direkt üreticiden alıyorum. Onu getir, bana da getirdiğiniz için teşekkür <laughs> ederim. Tabii ki. Orada. Getir. <laughs> Senin canın sağ olsun. Ne kadar Şimdiden istiyorsan. Şimdiden teşekkür ediyorum. <laughs> anlatıp anlatıp Baksat hocam? Baksat üreticiyi desteklemek Her burada. zaman. Yerli her üreticiyi desteklemek. Kesinlikle. Yani. Şimdi bugün bir değişiklik yapacağız. Nohut yerine humusumuzu kuru fasulyeden hazırlayacağız. Hı. O da ola bir alternatif olarak. Evet çok da bütün lezzetli bakla, yakışıyor. Bakliyatlar. Baklagiller kullanılabiliyor. Evet, oluyor. Hı -hı. Haşladım onu da. da yine ben önceden. Hı -hı. böyle Limon suyum var, onu ekliyorum. Hı -hı. Ee, daha önceden yine biraz zeytinyağı, tuz, karabiber dediğim balkabağım var. Onu böyle Hı -hı. fırında böyle yumuşayana kadar pişirdim. Pişirdin, daha sonra çatalla böyle ezdim. Evet, onu da ekleyeceğim. Hı -hı. Çok böyle tatlı, güzel bir aroma veriyor balkabağda. Zeytinyağım var, onu ekliyorum. Şöyle Birazdan geliyor böyle. gönlümün efendisi. <laughs> Tahin. Evet sizin en sevdiğiniz <laughs> <laughs> Bayılıyorum ben de da çok keşke yakışıyor Keşke çok yiyebilsem bir yerden sonra fenalık geçiriyorsun ya <laughs> Keşke daha çok yiyebilsem yani, yani, öyle ne? bir özelliği evet. var ama evet. bu da güzel bir şey. Ne kadar güzel bana dur diyor yani. Doğal olan her şeyde böyle bir şey. Mesela balı da çok yiyemezsin. Öyle evet. Kaşık kaşık evet. bal diye bir şey yok. O sana dur der, tahin evet. de öyle. Dur evet. diyor, evet. diyor evet. yeter diyor. Evet. Of kimyon biraz da ekledim. Ama. Şöyle hemen tuzumu da unutmayayım ekleyeyim. Hı. Bu ne oluyor şu anda bu? Bu humus. Bal e, kabaklı kuru fasulye humusu. Humus, hı. Hı. Evet hı. ben bunu robottan çekeceğim şimdi. Şöyle bir diş sarımsak da ekleyeceğim. Lezzet lezzetlensin. Çok pratik. Şöyle direkt robottan çekeceğim. Daha sonra karnabaharın pişince de çok güzel bir, şekilde sunacağım ben onu. Mesela onunla birlikte sunmak evet, için yapıyorsunuz. Evet Taban gibi de olabilir. Aynen öyle. Onun doğru. üzerine çok lezzetli oluyor. Koyacağız. Hem üstteki lezzetli hem alttaki lezzetli. Evet ikisi de İstersen birbirini tamamlayalım. İstersen hemen onu şey çalıştır. Şunlar karnabahar için mi? Şey Bunları Öndekiler. üzerine böyle bir servis sunum şey, yapacağım hmm. onu da anlatayım hemen o da kuru fasulye haşladım ay, ay, <laughs> evet onu iki hatırlattınız kuru fasulyeyi ben yine haşladım şöyle bir kuruttum üzerine zeytinyağı tuz karabiber onu da fırınlamıştım daha hmm. önceden hani vaktimiz çok yoktu diye. <laughs> nasıl <ya? gülüyor> Bunu nasıl bu <bir gülüyor> kadar çıtır yapabilirsin fasulye cipsi gibi olmuş gerçekten değil mi çıtır çıtır. Müthiş. Şöyle bir karıştıracağım bunu. Hayır, bunu tamam. karıştırıp Fazlası Şey olsun. Tekrar tekrar yapacağız. Evet. evet. E sen yaparken Tabii. ben bir iki tane daha hocamıza hemen sosyal medya sorusu Olacağım. iletmek istiyorum. Karaciğer yetmezliği yaşıyorum. Gluten hassasiyetim olabilir mi? Hocam hangi durumlarda bu gluten bu popüler gluten ne karşı alerjimiz olduğunu düşünmeliyiz? Hassasiyetimiz olduğunu, hassasiyetimizin başladığını artık düşünebiliriz. Şimdi klasik belirtiler gluten intoleransının klasik belirtileri. Gaz, şişkinlik, azımsızlık, ishal ya da kabızlık, Devam eklem edelim. ağrıları, ee, baş ağrıları, ciltte döküntü, kaşıntı, hı. ağızda aflar bunlar gluten intoleransının klasik belirtileri. Fakat hı. artık hibrit tohumlardan sonra bu klasik belirtilerin haricinde çok farklı tablolarla gluten intoleransının ortaya çıktığını görüyoruz. Neler? Örneğin gluten intoleransı sadece baş ağrısı olarak görülebiliyor. Gluten intoleransı sadece romatizman hastalık olarak görülebiliyor. Sadece Hashimoto olarak görülebiliyor. Sadece diyabet olarak görülebiliyor. Ve az önceki izleyicimizin sorduğu gibi sadece karaciğer yetmezliği, karaciğer yağlanma, otoimmün hepatit olarak görülebiliyor. Onun için bir karaciğer problemimiz varsa hemen lütfen gluteni kesin, işlenmiş gıdaları, karbonhidratları kesin. Karaciğer yağlanması dediğimiz durumu yapan yağ trigliserittir. Trigliserit karbonhidratlardan üretilen yağdır. Yani karaciğer yağlanmasının bir numaralı sebebi karbonhidratlardır. <laughs> karaciğer yetmezliğine gelince durum daha enteresan. Karaciğer yetmezliğinin dünyada görülen karaciğer yetmezliği vakalarının %90'ı kimyasal ilaçlara bağlı olarak meydana gelir. Sıkı durun. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu %90 kimyasal ilaca bağlı olarak gelişen karaciğer yetmezliği var ya. Bunların tam %70'i etken madde ismi veriyorum ilaç ismi değil. ...parasetamole bağlı olarak gelişir. Şimdi o parasetamol nerede var? Ne? Parasetamol ne? bir ağrı kesici. Hani şu raflarda satılan, reçeteye gerek olmayan... ...markette bile bulduğunuz parasetamol... ...hani çocukların ateş çıkınca ilk verilecek ilaç diye... ...verilen parasetamol var ya... ...dünyadaki karaciğer yetmezliklerinin... ...yüzde yetmişini yapıyor. Modern tıbbın kullandığı tüm ilaçlar... ...istisnasız karaciğere toksiktir. Ve modern tıbbın karaciğer tedavisi için... ...verebileceği hiçbir ilacı yoktur. Ama bizde bütüncül tıpta... ...gerek beslenme tedavileri, gerekse... Eee e, milk thistle yani Meryem ana dikeni, Silibium Marianum, enginar yaprağı ekstresi, hmm. kara hindiba gibi elimizde karaciğeri tedavi eden çok güçlü bitkiler vardır. Evet. Zaten artık bunlardan bazıları ilaç olarak da üretilmeye başlandı. Bitkisel ilaç olarak. Yani milk thistle gibi, enginar yaprağı ekstresi gibi ilaçları da artık eczanelerde bulabiliyorsunuz. Çok güzel. Son bir hızlıca bir soru daha evet. hemen sıkıştırıyorum araya. Soğan ve sarımsak doğal antibiyotik midir? Grip olduğumuzda iyileşmek için ya da grip olacağımızı hissettiğimizde nasıl tüketebiliriz hocam diye sormuşlar. Soğan ben. ve sarımsak güçlü antiviraldir. Yani virüslere karşı etkilidir. Çiğ tüketmek gerekir. Sarımsağı döverek tüketmek gerekir. Hı hı. Soğanın içinde polisakkaritler vardır. Aynı zamanda güçlü bir bağışıklık sistemi desteğidir. O yüzden kışın fazla hı. soğan tüketiriz. Onun için grip olacağınızı hissettiğinizde ve soğan sarımsak tüketebilirsiniz. Beraberinde bir zencefil bir ada çayı koyarsanız çok daha iyi bir iş yapmış olursunuz. Biraz da sirke koyduğunuz zaman böyle bir formülasyonda kendinize çok faydalı Müthiş. bir bitkisel ilaç yapmış olursunuz. Peki teşekkür ediyorum. Rica ve ederim. hızlıca bir reklama gidiyorum. Reklamlardan sonra devam ha. edeceğiz. Buyurun. Evet yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şefimizin yanındayız. Sandroz bugün bizim için neler yaptı bir bakalım. Bugün neler yaptık? kabaklı kuru fasulyeden bir humus ve fırında böyle bol soslu baharatlı bütün bir karnabahar. Evet. Onun da böyle kenarlarına böyle fasulye cipsi hazırladım. Evet. Azıcık kavrulmuş Var. çekirdek, nar taneleri, taze nane çok lezzetli oluyor. Harika bu şekilde. görünüyor ellerine Onun sağlık. Onun yanında ve... yine glutensiz böyle mercimekli, hmm. e, bol peynirli, zeytinli, soğanlı bir e, ekmek yaptım. Çok güzel Mert yumuşacık. Mercimek ekmeği yumuşacık böyle. Lokum evet. gibi ellerine tamam, sağlık. Tam bir fokaccia gibi Afiyet olmuş Afiyet olsun. Değil çok, çok lezzetli oldu. İtalyanca abi. olunca fokaccia çok havalı oluyor. Biz <laughs> yapınca illa İskandinav bilim adamları söyleyecek. Değil mi? <laughs> Doktor Ümit Aktaş hocam için büyük bir alkış rica ediyorum. Çok teşekkür çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Çok ben teşekkür, teşekkür ediyoruz. Nice, ve teşekkür çok güzel bir haftanın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı saatte görüşmek üzere. O ana dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.